Zor olan bir süreç. Her şeyden evvel Evet. Kazakistan'dan Osman Bey'e, Marlen Bey burada mı? Bizim Astana'dan Evet, Mus. burada hocam. Merhaba. Tamam, hoş geldiniz Marlen Hoş Bey. bulduk. Pardon, Sağ hoş olun hocam. geldiniz. Osman'ı zaten gördüm. Odayın adı burada. Yergali Bey var mı? Ben de buradayım. Yerga buradayım. Geldi hocam. Tamam, çok güzel. Oras Hoca burada. Evet, o zaman başlayabiliriz. Ana başlığımız bizim Kazakçanın sözvarlığı ve Kazakça sözlükler, ama yakın zamanda arka arkaya üç güzel çalışma hazırlandı Kazakçanın sözvarlığı konusunda. İlk önce Marlen Bey, sonra Emin Bey İstanbul'dan ve Astana değil, Almatı'dan Osman Bey'in çalışması. Hem bu çalışmaları kısaca zikredelim, tanıtalım. Hocalarımız bize çalışmalarını tanıtsınlar ve onunla bağlı olarak Kazakçanın söz varlığına değinsinler. Hem de Kazakçanın sözcüklerini konuşalım. Kısaca konumuz buydu. Ben önce sözü Oraz Hoca'ya bırakmak istiyorum. Ondan sonra ben konuşacağım. Oraz Hocam, siz öncelikle buyurun. Siz bir... Tamam, hocam ben de bir prezentasyon hazırladım da buradan Tamam. gözükse Tamam. ben onu çıkartmak Görünebilir hocam. istiyorum. Ekran Tamam, ben paylaşımıyla katılabilirsiniz hocam. şimdi ben paylaşıyorum direkt. Screen'den de buradaymış. Evet. Şimdi böyle kısa bir şey yaptım, tanıtım yaptım. Aslında ben şey konuşmak istiyorum. İlk önce de Kazak eski sözlükler hakkında olacak bizim sunumumuz. İlk önce de yani ilk sözlük Kazakçada bundan 250 yıl önce de yayınlanmış olan Çok Skal'ın güzel. sözlüğü diyoruz biz bunu bulduk ve de bunu çalışma üzerindeyiz. Bu sözlük üzerinde Kazakça, Rusça, Rusça Kazakça sözlük olarak bu gözüküyor. Biraz araştırmalar yaptım ve de bu biraz Evet. kaynaklarda adı geçiyor ama hiçbir yerde yani bunun bir araştırması yapılmamış. Sadece Tamam. Biz mal bakım Kazakça toplu. sözlüklerle başlayacağız, ama çok eski bir sözlük keşfetti Evet. hocamız. Şimdi o çok eski sözlükle bir özele giriş yapacağız, sonra genele geçeceğiz. Buyurun hocam. Evet hocam teşekkürler. O yüzden yani bunu ben biraz kaynaklarda araştırdım, inceledim ama böyle bir araştırma yapılmamış. O yüzden yani bunu biz transkripsiyonu yapacağız. Mehmet Hoca ile bunu yapmak üzereindeyiz zaten. Skal'ın sözlüğü diyor bunu ama bazı bir araştırmalarda burada ben şeyin verdim yani kısa bir girişi varmış bu sözlük el yazısında yazılmış eski Rus harfleriyle. Bu çeviri yani bu ne zaman yapıldı? Skal'ın sözlüğü diyoruz ama bazı bir araştırmacılar Nikolay Alekseyenko bizim Özkemen şiirinde araştırmacı, tarihçi. Bu Skal'ın kendi sözlüğü değil, olmayabilir ama Skal'ın için birisi yapmış. Yani bunu oradaki siyasetçi, yani mühendis olarak çalışan Andreev belki yaptı diyen bir fikir kaldırmış, yani fikir vermiş burada. Burada ben Türkçe Rusçasını koydum. Bu alfabelik çeviri. General Mayor Skala'nın arzı ile oluşturuldu diyor ve de bu Özkemen şehrin Hisarı'nda, o zaman da Hisar'dı. Özkemen Hisarı'nda yapılmış olan bir araştırma olabilir. Ama bu Skala'nın kendisi eski bir resmi de varmış. Skala'nın yani kendisi Avrupalı ama davetli araştırmacı olarak o zamanlarda Rusya İmparatorluk zamanında çok bir davetli araştırmacılar gelmişti, çalışmıştı. Sibirya tarafını çok araştırmış. Ve de sadece Kazak sözlüğü değil, Skala'nın yani bir sürü Sibirya halklarının yani yaşam tarzı, coğrafyası, haritaları
hakkında bir sürü araştırmalar var. Ama bu kitap Özkemin şehrinde yazılmış. Tam ben doğduğum, büyüdüğüm bir şehirde. Bizim için çok tarihsel bir şeyi var, anlamı var. Ben Özkemen şiirini aradım. Nadir Kitaplar bölümü var bizim Doğu Kazakistan Üniversitesi'nde. Onlarla konuştum. Bu kitabı şimdi Özkemen'de bulunuyormuş. Müzede, yani Nadir Kitaplar bölümünde Almatı'ya kaldırmış bu kitabı. Şimdi Almatı'da Nadir Kitaplar bölümünde bulunuyormuş. Yani bunu böyle bir giriş sözü var dedim. Sonra bu kitabın, bu sözlüğün özelliği ne de dediğimizde, sözlük çok, yani ilk sözlük olarak, yani çok güzel bir çalışma üzerinde yapılmış. Sözlükte önce de kelimeler dizisi var. Giriş, kısa bir giriş sözü var. Yani eski Rusça, yani 10-70'e 16-17. Yıllar kullanılan Sibirya tarafında Rusça bir ağızların üzerinde yazılmış. Bu kitabın kelimeler dizisi var. Ondan sonra Skala'nın sözlüğünde bu sayılar ayrı ayrı sayılar da veriliyor. Yani bu tablo olarak ortada resimde görüyorsunuz. Burada yani Kazakça sayılar da veriliyor. Sonra da daha bir özelliği, sözlüğün sonunda büyük bir kısmı bunun şey olarak geçiyor. Cümleler, ayrı ayrı cümleler ve o cümlelerin, yani aktarması, çevirmesi önce de Rusça veriliyor, sonra Kazakça veriliyor. Ya aslında bunun karakterine baktığımızda kelimelerin çoğunluğunda Tatarça olarak, yani Tatarça dediğimiz bu eski Çağatay dostluğunda yazılmış. O zamanlar biliyoruz Kazak Tatarların hepsi Çağatay Türkçesini kullanıyordu. O yüzden bir sürü kelimelerin içinde, yani Kitabi, Çağatayşa kalıplar gözüküyor. Yani bunlar da eklerinde bir sürü ekler var. Yani Çağatayşa dastürü de verilmiş. Sonra bu Özkemen şiiri o zamanlar, yani ben şey olsun diye verdim. Tam bizim şiirimiz. Şimdi bu şeylerin, yani bu kilise yok, yıkıldı, Sovyetler zamanında yıkıldı, ama bu ortada bir nakalen var. Yani bu tam bizim her zaman burada şimdi bir dükkan bulunuyor. Böyle durumda oldu. O zaman Skalın neden yazdı bu kitaptı, yani sözlükler neden çıktı dediğimizde, o zamanlar Sibirya tarafında Rusların ilk yani gelmesi başlandı. Yani göç ettiler bu taraflara. İmparator Ekaterina II. İmparatrizan, yani emiriyle burada bir sürü göçebeler geldiler. Avrupa tarafından mademciler de vardı burada. O yüzden yani oradaki yerli milletle bağlantı kurmak için, ilişkiler yapmak için, iş ilişkilerini yapmak için, yani sözlük hazırlanması gerek oldu. Ama sözlüğün daha yazılmasının bir nedeni böylemiş. Yani Ekaterina II. O zamanlar emir vermiş. Yani tüm Rusya'da bulunan Avrazya'da ve Rusya'nın kapsamında, Rus İmparatorluğu kapsamında bulunan milletlerden dillerinin sözlüğü yapılsın diye yani büyük bir emir çıkartmış. Onun üzerinden yani yerlerde, her taraflarda sözlükler yapılmaya başlanmış. O yüzden Skal'ın bu İmperatrizan'ın, Rus İmparatoru Ekaterina'nın yani bu emirini yapmak için belki de bu sözlükte yani düzenlemeye çalıştı diyorlar. Sonra bu sözlük Sravnitelni slavar Vseh Yazykov Narechiy, tüm dillerin ve ağızların karşılaştırmalı sözlüğü diye büyük kitap var. Bu kitabında PDF varyantı, yani seçeneği benim elimde var. Biraz inceledim, ezberledim bunu. Bunun içinde de yani önceden Skala'nın sözlüğünde bulunan Kazakça kelimeler buraya da taşınmış. Yani buraya da yazılmış.
Yani ne demek istiyorum? Scala'nın sözlüğü sonra Ekaterina'nın yani tüm diller ve ağızlar karşılaştırmalı sözlüğüne kullanılmış. Bunu yani materyal üretiminde çok faydası olmuş. Sonra bu sözlüklerden başka da bir sürü eski sözlükler bulundu. Scala'nın yani sözlüğün biz araştırmamız için o zamanlardaki başka da Kazakça, Rusça, yazılan sözlüklerden incelememiz gerekti. O yüzden karşılaştırmasını yapmak için birkaç tane sözlük bulundu. Kazakça eski zamanlarda yapılan. Bunlar bazı birisi ayrı sözlük olarak yapılmış ama bazı bir kısımları Kazakça, Kırgızça, Hristomatiye ne olmazsa derslik kitaplarının sonunda büyük bir kısmında sözlük olarak verilmiş. Böyle bir sözlüklerin içindeki en eskilerin birisi daha Falk'ın sözlüğü. Rusça, Kazakça el yazılı sözlük diyor. Onu ben şeylerden bulamadım. Kaynaklardan bulamadım. Hiçbir yerde fontta gözükmüyor. Sadece nadir kitaplar bölümünde yani elektron seçeneği hiç verilmemiş gibi duruyor. Sonra bir sözlük yani bu sözlüğün ilk Scala'nın sözlüğünün devamı olarak gözüküyor. Klaproth'un yani Almanca, Tatarca, Kazak, Buhar, Kalmık sözlüğü diyen sözlüğü var. Bu sözlüğün de şeyi yani bence Almanya'daki nadir kitaplar bölümünün birisinde bulunuyor. Yani şeylerde de gözükmüyor. Sonra sözlüklerin büyük bir kısmı yani bu Scala'nın sözlüğünde gözüken kelimelerin büyük bir kısmı İlminski'nin Hristomatyasında ya materyal izucenik, Kırgız ağızlarının araştırması materyallerindeki Kazakça Rusça sözlükte gözüküyor. Sözlük olarak gözüküyor. Burada ne demek istiyorum? Bu sözlüğün sadece ayrı bir PDF olarak yapılan şey elimizde bulunmadı ama internetten okuyabiliriz. Bir kaynaklarda bu sözlük gözüküyor. Bu çok büyük bir sözlük. Ve de yani bunu da Scala'nın sözlüğüyle karşılaştırmalı yapabiliriz. Şurada sonra Fransızca Kazakça sözlük var. 1825. yıl yayınlanan sözlüğü bu. Klaproth'un sözlüğü de yani seyahatçiler için küçük bir formatta yapılan Fransızca Kazakça glossary diyor. Aslında sözlük değil yani kelimeler dizisi değil sadece şeyin milli Scala'nın sözlüğü gibi yani konuşma için de kullanılan bir eski diye bir kitap. Sonra daha bir sözlük bu Starshevsky'nin sözlüğü. Bu sözlükte PDF benim elimde var. Çok güzel bir, çok ilginç bir sözlükmüş. Yani burada bir sürü Sibirya tarafında, Orta Asya, Sibirya tarafında yaşayan Türklerin sözlüğü olarak yapılmış. Kazakça, Tatarça, Özbekçe ve de Bukhar. Tacikçe de var bunun içinde. Yani bunların hepsini karşılaştırmalı bir araştırması yapılmış. O yüzden yani bu sözlükte de Scala'nın sözlüğünü araştırdığımızda karşılaştırmalı olarak yani bundan da incelememiz gerekmiş. Sonra başka da bir sürü sözlükler var. Mesela ben buraya gösterdim. Benimki biraz donuyor. Burada da yani Bukin'in sözlüğü elimizde var. PDF olarak çok güzel bir kaliteli bir sözlük. Bu Taşkent'te yayınlanmış 1883 yılı. Bu da eski sözlüklerin birisi. Yani şeyin sözlüğünden sonra Scala'nın sözlüğünden sonra en büyük bir güzel bir yapılan sözlük bu Bukin'in sözlüğü. Bukin'in sözlüğünde Rusça ortasında yani
eski Çağatayşa Arap harfleriyle yazılmış Türk kelimeleri var. Türkçe, Kazakça kelimeleri ve de sonda yani onun Rusça transkripsiyonda verilmiş. Çok güzel bir sözlük yazılmış. Sonra Laptev'in Kazak Kırgız diline araştırma materyaller eseri var. Bu eserin içinde de büyük bir kısmı Kazakça Rusça sözlük olarak bulunuyor. Sonra Kirgizka Kristomatiya var. Yani bu büyük bir sözlük. Burada baksanız yani Alektrov'un sözlüğü bu. Alektrov'da yani bu Kristomatiya'nın sonunda büyük bir kısmını Kazakça ve Rusça sözlük olarak ayırmış ve de burada çok büyük bir araştırmalar yapılmış. Kazak sözlüklerinin eskileri yani en sonda çıkan sözlüklerin birisi Ibray Altınsari'nin Kazak Hristomatyası'nda var ve de İlminski'nin sözlükleri olarak bulunuyor. Sonra Sovyetler zamanında yapılan bir sürü sözlükler var. Geçen de ben dediğim gibi geçen de Almas hocamız Almatı'dan geldiğinde Kazakistan'da yayınlanmış sözlüklerden bahsetmişti. Onu ben yani ona zaman ayırmadım. Sadece bu eski sözlüklerden ve de nasıl bir araştırılabilir, karşılaştırması nasıl yapılabilir. Bu sözde el yazısıyla yazılan sözlük, bu en eski sözlük. Yani bu Scala'nın sözlüğü olarak bulunuyor. Yani Scala'nın sözlüğü el yazısıyla yapılmış. O yüzden yani biraz inceleme talep ediyor. Yani okumasının üzerinde yani transkripsiyonu yapma üzerinde biraz çalışma lazım. Yani bunu kimse de transkripsiyonu yapmamış. Yeniden yani bu düzenlenmemiş bir sözlük olarak duruyor. Başka yani Andreev, bu Scala'nın sözlüğünü düzenleyen Andreev olabilir diyen fikir var. Sadece bir iki araştırmacının eserlerinde Kazakistan'da da yani Alekseyenko'nun yazmalarında, araştırmalarında sadece Scala'nın ve onun sözlüğü ve sözlükteki ilginç olan bir sürü kelimeler hakkında konuşulmuş. Ve de ikincisi Malbak sadece bu sözlüğün yani genel olarak bir karakterlerini anlatmış. Başka hiçbir yerde inceleme yok. Ama bu sözlüğün bir ilginç bir tarafı da yani ilk buradaki gösterdiğimiz gibi burada resim var. Yani o zamanlardaki yani 250 yıl önceki Kazakların yaşam hayatı hakkında bir çok güzel bir çizgi var. Altay Dağları at binen, deve binen insanlar bir sürü ve de yani çadırın içindeki Kazakların hayatı yani kim ne yapıyor evdeki yerleşim içindeki eşyaların iyi gösterilmiş. Burada sözlüktün kendisine gelsek bu yani Rusça verilen kelimelerin içinde de bir sürü o zamanlarda bir sürü Türk izimler gözüküyor. Ve de oradaki yani bahçecilik yani adları da geçiyor. Yani çok ilginç. Yani o zamanlar Kazakların kullanmadığı şeyler misal için arbuz, karpuz yani salatalık hakkında ne olmasa şey havuç, brukva, svekla yani Bastarnak, Petruşka gibi yani tam bahçelik yeşilliklerin adları da geçiyor ve de bunlar seldirey gibi kelimeler de geçiyor. Sonra kelimeler olarak da verilmiş. Yani burada konuşma için de kullanılmış. Sadece yani söz dizisi değil. O yüzden yani burada bir sürü cümlelerde yani büyük bir kısmı cümlelerden duruyor. Şimdi ben gösterdiğim gibi. Orada yani bu sözlüktün konuşma için yani alışveriş ne olmasa yerlik milletle konuşma için de kullanılan şeyleri var. Misalı
Böyle bir kelimeler geliyor. Там уже знакомые много. Orada tanışlarım zaten çok. Sizi gördük mü memnun oldum. Я вам радуюсь. Вы здравствуете ли? İyi misiniz? Haliniz iyi mi? Yani misafirlikte oldunuz mu? Gastyak misafir olarak geldim. Siz hangi bir boydansınız gibi yani bir sürü cümlelerin ilginç ilginç yani o zamanlar için yani konuşma dili için kullanılan bir sürü cümleler de geçiyor. Ve de bu sözlük alfabe dizisi olarak A, B, V, G olarak eski Rus alfabe dizisine göre onun kurallarına göre düzenlenmiş. Yani sonuna kadar ve de sonunda sayılar ayrı veriliyor ve de cümleler geçiyor. Bu sözlüğün yani özel bir tarafı bunlar. Sonra Bonin'in Kırgızça Rusça sözlüğü çıkmış. 1913 yılı o sözlükte de bu Scala'nın sözlüklerinin büyük bir materyaller kullanılmış. O yüzden yani bu sözlük sonradan çıkan Kazak sözlüklerine hangi bir etkisi olduğu ve de bu hangi bir sözlüklerde daha kullanıldı onu yani benim şimdiki dediğim sözlüklerde karşılaştırmalı araştırarak yapabiliriz. Hocam kısaca böyle yani ben çok zaman almak istemiyorum. Sözlüklerin tanıtmasını yaptım. Hocam çok teşekkürler. Hiç bilinmeyen Rica ya da ederim. bilenler biliyor tabii. Konuyla ilgilenenler biliyor, haberdar. Ama genel Türkoloji çalışması yapanlar bu sözcüğü bilmiyordu. Sayenizde bundan haberdar olmuş olduk. Ama Tabii. daha en az 3-4 konuşmacımız daha var. Katkılar da olacak, tartışma kısmı da olacak. Süremiz ise 2 saat. Dolayısıyla şimdi sırayla devam etmek istiyorum. Ben o zaman şimdi asıl benim kendi kısa sunumumu yapıp sonra diğer konuşmacılarımıza geçelim istiyorum. Ben de bir sunum var. Oradan devam edeceğim. Bakalım paylaşım yapabilecek miyim? Tamam. Şuradan başlıyorum. Tamam. Ben kısaca elimdeki kolumdaki Kazakça sözlüklere değineceğim. Ve bu arada Kazakçanın niçin bizim çalışmalarımızda, Türkoloji çalışmalarımızda leksik açıdan, sözlüksel açıdan önemli olduğuna birkaç örnek vereceğim. Benim ilk Kazakça sözlüğümün tarihi ne kadar önce gidiyor? 35 yıl önce gidiyor. Şu an burada o sözlüğün resmi yok. İstanbul'da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın hazırladığı bir sözlük vardı. Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi sözlük adıyla. Saadet Pınar ve yine Oraltay, üç kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü kişi de belki de Nuri Bey'di, Nuri Yüce'ydi. Çünkü sözlük kolumda yok. 35 yıl önce birisine verdim. Şimdi hocam bu verdiğim kişinin de Kazak olduğunu söylemeyeyim burada. Ve 35 yıldır sözlüğüm geri gelmedi. Kayıp sözlüğüm. Allah Allah. Ve o sözlüğü tekrar bulamadım. Güzel bir sözlüktü bu. Türkçe olarak hazırlanmış. Türkiye'deki ilk sözlüktür. Türkiye'deki birçok Türkolog Kazakça için bu sözlüğü kullandı. Sözlüğün bir tek bizim açımızdan kullanışsız yönü vardı. Latin harfleriyle hazırlanmıştı sözlük. Bütün maddeleri Latindi. Ama sistemi, alfabe sistemi A, B, V, G, D şeklinde. Yani Kiril alfabesinin sırasına göreydi. İki sistem birbirine karıştırılmıştı. Yani ilk sözcüğüm benim budur. Daha sonra bir Kazakça Almanca sözlük 28 yıl önce elime ulaştı. Ondan çok faydalandım ve bol miktarda fotokopi yaptım. Şimdi sırasıyla gidelim. Türkiye'deki en pratik kullanılan sözlük Kenan Bey ve beraberindeki meslektaşlarının burada Aybek Hoca var, Caner Hoca var. Onlarla hazırladık. İki dilli, daha doğrusu kısa orta boy sözlüktü. Türkçe, Kazakça sözlük. Bunları sözlük tanıtımı gibi bunların üzerine durmayacağım. Sadece değinmek için kısaca resimlerini gösterip geçeyim.
Bu şöyle geçmiş olan. Evet. İkinci Türkiye'de bizim kullandığımız, en çok kullandığımız sözlük buydu. Yine Kenan Bey'in editörlüğünde Aybek Bey'in, Vehbi Bey'in yani aslında bir heyet galiba hazırladığı çok kullanışlı bir sözlüktü bu. Bu herhalde yeniden çıkacak, genişletilmiş olarak. Bu sözlük Türkiye'de çok iyi bilinen bir sözlük. Kazakistan'da da kullanıldı galiba, kullanılıyor. Evet, burada kısa bilgiler var. Bunun tersi yine muadili Türkçe Kazakça olanıydı. Bu da Türkiye'de çok kullanılan bir sözlüktür. Bunlar Türkiye'de herkesin çok iyi bildiği, kullandığı sözlükler. Şu sözlük bizim için faydalıydı Türkiye'de. Diyalektolojik sözlük. Kazak diyalektolojisinin tek çiftlik sözlüğü. Bu yeni bir baskısı. Eskiden yapılmış bir çalışmanın yeni bir baskısı gördüğünüz gibi. Bunlar üzerine olmasın. Ama daha az bilinen sözlükler, ben dışarıda kütüphanelerde kullandığım, o zamanlar kullandığım kitaplar vardır. Mesela Çin'de basılan sözlükler de var. Çin'de basılan sözlüklerin ayrı bir önemi var. Şöyle ki, Sovyet terminolojisi bu sözlüklere daha az girmiştir. Bazı yalın Kazakça sözlükler bu sözlüklerde daha çok öne çıkar. Kazakça Hanzuşa sözlük. Latin harfli. Bildiğiniz gibi 1970 ile 80 arası. Tam yılı 60'ların sonu, 80'lerin başı, 82-83'lere kadardır. Şincan'da Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar arasında Latin harfleri kullanılmıştı. Karşılıklı iki sözlük vardır. Altta okuyorsunuz Şincan halık baspası. Burada özel bir alfabe vardı. Mesela buradaki E harfleri bizim I'ya tekabül eder. Bunun tersi de vardı. İşte gördüğünüz gibi sözlük böyle. Latin harfli Kazakça karşılığı Çincedir. Bunun tersi de vardı. Hanzuşa Kazakça. Burada onu da görüyorsunuz. Hanzuşa Kazakça. Bu büyük bir geniş sözlüktür ama Hanzuşa Kazakça. Algı sözüyle başlar. Bunları hep fotokopi yapmıştım zamanında. İşte sözlük bu şekilde. Bayağı kapsamlı bir sözlük. Bunun son sayfasını buraya koymaya çalıştım. Alfabetik olarak girmemiş. Bundan başka şimdi sonda yer vereceğim. Yakın zamanda Arap harfli Kazakça sözlük de yayınlandı. Büyük boy, büyük ve geniş bir sözlük. Ancak ben çok sonraları ulaşabildim Kazakça, Rusça büyük boy sözlüklere. Burada gördüğünüz sizin Kazakistan'dan çok iyi bildiğiniz Kazakça Rusça sözlük 1954. Herhalde Kazakistan'da en çok kullanılan sözlük buydu. Sahaftan bulup alabilmiştim. Sahaflardan ancak ulaşabilmiştim. Başka özel sözlükler var. Türkiye'de yapılan ulaştığım çalışmaları tanıtmak istemiştim. Bu da bir sözlüksel çalışmadır sonuçta. Kazak atasözleri doğrudan Kazakça Türkçe sözlük değil ama Uğur Bey'in bizim üniversitemizden Uğur Gürsü Bey'in çalışması dil kurumundan çıktı. Bu da yararlı bir sözlük. Kazakistan'ın bağımsızlığından sonra çıkan tüsündürmeli sözlüklerden birisi bu. Kazak dilinin sözlüğü tek çiftlik. Bunlar benim elimin altında en çok kullandığım, sizlerin çok iyi bildiğiniz sözlükler. Bunlar üzerinde durmayacağım. Bunları sadece, ha evet, burada ne için buraya resim olarak sona yerleşmiş? Gördüğünüz gibi Çince, Kazakça sözlük bayağı büyükmüş. Yani bayağı genişmiş gördüğünüz gibi. Çok geniş bir sözlük. 1500 sayfa. 1500 sayfa bu Çince Kazakça, Çin'de basılan sözlük. Çok faydalı sözlük. Ben bu Almanca ile çalışmıştım. Kazakça Nemisçe sözlük. Benim ilk aslında basılı sözlüğüm budur. Elimde ulaşan sözlük. Bayağı yararlı bir sözlüktü. Bu sayfa üzerine durdum. Şimdi bu sayfayı biraz şu kelimeye bakın. En son geleceğim nokta buradadır. Joktav veya Joktav kelimesi. Lütfen bunu aklınızda tutun. Kazakçanın leksikasıyla, söz varlığıyla ilgili önemli konulardan birisi. Niçin Kazakçanın bizim Türkoloji çalışmanda önemli olduğu konusunda iyi bir delildir bu. Bu joktavı lütfen unutmayın. Joktavşı da varmış. Joktav ve joktavşı. Yani ama bu joktavşı bizim şu joktavla alakalı değil. İkisinin etimolojisi farklı olacak. Çünkü burada gördüğünüz joktavdaki K ve G, K asli değil. T'nin etkisiyle ötümsüzleşmiş bir G'ye gider. Yani bunun aslı jo olacak. Jo ya da yo. Buna en son değineceğim.
Ben vaktimizde ben kendim açmayayım, mikrofonu eline alan politikacılar gibi olmayayım. Burada geniş kapsamlı olarak Kazakça Hanzuşa sözlük, bunu görüyorsunuz. Arap harfli sözlük budur. Madde başları Kazakçadır, Arap harfli. Çok kapsamlı bir sözlük bu. Bu da yine algı sözüyle başlıyor. Şu an Şincan'da, Çin'de kullanılan sözlük. En sonunda bu Orusça sözü. Şimdi Kazakçanın Türkolojideki yerine, önemine, leksik açıdan yer vereyim. Mesela bizim Türkçemizde yavaş yavaş için kullandığımız bir deyim var değil mi? Yavaş yavaş. Yani yavaş için yavaş. Uygurlar ve Özbekler ağasta ağasta. Yine bizim Türkçe'de çok iyi bilinen bir deyimdir bu, aheste. Bizim şarkılara bile geçmiştir. Aheste çek yürekleri diye. Aheste kelimesinin tam karşılığı Uygurca'da, Özbekçe'de asta veya asta. Asta asta. Yavaş yavaş. Ama en eski Türkçe, Uygurca Uygurca'da akuru akuru diye bir deyim vardır. Akuru akuru. Yani yavaş yavaş için eski Uygurca'da akuru akuru sözü kullanılır. Yavaş yavaş demektir bu akuru akuru. Bu akuru kelimesinin birliktelik, beraberlik, instrumental ekiyle kullanıldığı az sayıda dilden birisidir Kazakça. En eski Türkçe kelimeyi burada Kazakçı'da görürüz. Veya yine az önce joktamaktan bahsetmiştim. İşte bugün değineceğimiz çalışmalardan birisi, Emin Bey de görecektir. Es Türkçe yol kelimesinin kökünün yaşadığı iki üç dilden birisidir Kazakça. Çünkü şöyle ki, Es Türkçeyi bilmeyenler Es Türkçe metinlerin nasıl okunacağını, nasıl sesletileceğini konusunda fikri olmayanlar bilemezler. Mesela en Es Türkçe'de yazıtlarda çok sık geçen yovçu, sığıtçı veya yov kelimesini doğru okuyamazlar. Bunu yov olarak okurlar. Çünkü 100 yıl kadar önce geçen asrın başında yov kelimesi bilinmediği için yov olarak okunmuştu ve Türkiye'deki çoğu kitaba, özellikle folklor kitaplarına yov olarak geçti. Ama bu kelime u mu o mu belli değildi ki. İlk okuyanlar doğal olarak ellerinde kaynak olmadığı için bakamadılar. Bir saniye. Bir saniye. Şuradan hemen. Ellerinde kaynak olmayanlar bilemediler. Yu olarak bıraktılar. Ama artık 21. asırda bunu yu diye okumanın bir anlamı yok. Türk dillerinin bol sayıda sözlüğü var. O, u, ö, ü konusunda herkesin günümüz Türk dillerini çok iyi değerlendirmesi, bu sözlüklere başvurması gerekiyor. İşte Kazakça bu konuda bizim için kilit dillerden birisidir. Es Türkçe yol sözünden gelen jokta bu kelimenin oğlu olduğunu çok iyi gösterir. Sadece Kazakça'da değil, Kırgızca'da da bu kelimemiz var. Zaten Kırgızca ve Kazakça bu tür eski Türkçe kelimelerin yaşatılması açısından bizim için en iyi örnek dillerden birisidir. Bu değineceğim kelimelerden birisiydi. Ötekisi mesela yazıtlarda çok iyi bilinen bir ibaredir. Eşilik kız oğlun küngboltu. Bunu biliriz. İşte küngün de nadir yaşadığı, kullanıldığı dillerden birisi. Tabii ki Kazakça gündelik hayatta çok bilinmiyor olabilir. O kadarını ben bilmiyorum. Sizler bilirsiniz kullanım sıklığını. Ama öyle veya böyle sözlüklerde yeri var ve Kazaklarca biliniyor. Bunlar eski kelimeler. Ya da buraya gelelim. Ön kelimesi Kazakça iki anlamda kullanılmakta. İkinci anlamı Es Türkçe renk kelimesidir. Ne Uygurcu'da, ne Azerbaycan Türkçesinde, ne bizim dilimizde bu en Es Türkçe ön kelimesi yaşamaz. Nadide dillerden birisidir Kazakça bu yönüyle. Kısaca Kazakçanın söz varlığı ile ilgili benim değineceğim konular buydu. Bütün bunları birazdan kendisi değinecek. Benim bir düşüncem vardı. Emin Bey doktora çalışmasında yaptı. Şöyle bir yol izledik. Emin Bey daha ayrıntılı değinecek. Ben birisine değineceğim. Her şeyden evvel en eski Türkçenin anahtar sözcüklerinden birisi olan drenatürskisi var. Bununla karşılaştırıp bütün Kazakçayı gözden geçirmek gerekiyordu. Emin Bey bunu ve başka işler yaptı. Kendisi birazdan buna değinecek. Ben sırayla devam etmek istiyorum. Bu konuda tez yapmış iki arkadaşımız daha var. Bundan başka
bu konularla ilgili görüş bildirecek olan hocalarımız var. Sırayla hepsine söz vereceğim ama en baştan Astana diyeceğim, hep yanlış olacak galiba. Nur Sultan'dan Marlen Bey ile devam etmek istiyorum. Marlen Bey, eğer siz müsait iseniz ben buradan çıkayım. Siz lütfen doktoranızda nasıl bir çalışma yaptınız? Yönteminiz neydi? Bu çalışmanın özellikleri neydi? Hocalarımıza, dinleyicilerimize anlatırsanız çok seviniriz. Buyurun Marlen Bey. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi tamam. Merhaba Sayın Mehmet Hocam, Sayın Ravşan Hocam, Oraz Hocam. Burada görüyorum işte Jazira Otuzbay Hocamızı da görüyorum. Hepinizi de selamla saygılıyorum. Ben 2014 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü'nde doktoramı yaptım. Türkçeleri bölümünde danışmanım Profesör Doktor Gregor Sivin. Tabii buradaki bu toplantıda şimdi konuşacak olan ve buradaki gördüğüm hocaların hepsini tanıyorum. Emekleri, çalışmalarını da biliyorum. Başta Mehmet Ülmez hocam üzere eskicil ögeler üzerine yazdığınız makaleleri de okudum. Şimdi affınıza sığınarak başlamak istiyorum. Tabii ki işte bizim tezimiz 2018 yılında biz savunduk. Yani ilk bu teze biz nasıl başladık? 2014 yılında biz sevinç haberini aldık. İşte Türkiye'de doktora da bir de dünyanın en güzel şehirlerinde İzmir'de doktoramız kazandık diye büyük bir mutlulukla karşıladık bu haberi ve en iyi hocalardan ders aldık. Ve ilk Türkçe öğrendiğim sıralarda dikkatimi çekiyordu. İşte Kazakçadaki işlek olan kelimeler Türkçe'de aktif olmuyordu veya Türkçe'deki işlek kelimeler Kazakçada da aktif kullanmıyor. O durum benim dikkatimi çekti. Bir de Türkçe öğrendiğimde hep Türkçe kelimelerinin Kazakça karşılıklarını buluyordum. Böylece daha iyi bir şekilde Türkçeyi öğreneyim diye öyle de bakıyordum yani. İşte örneğin diyelim ki biz yavaş kelimesini, Türkçedeki yavaş kelimesi öğrenirsem hemen Kazakça karşılığını bulmaya çalışıyorum. İşte bu Kazakçadaki cuvas kelimesiymiş ama cuvas tabii ki sakin kişi anlamı yani mezası baskı anlamı değişmiş. Böylece karşılıklarını buluyordum. Şimdi Türkiye Türkçesindeki örneğin bıyık kelimesi, ses kelimesi, ses, buçuk, gizle, dönmek, çok, deli, yarın, gece yani aktif kelimelerin Kazakçadaki karşılıklarını bulduğumda mesela ses kelimesi ses bir de ses bir katta deyimlerde geçtiğini fark ettim. Mesela bıyık kelimesinin mıyığından külü alay ederek gülmek anlamındaki mıyığından külü. Buçuk anlamındaki kelimenin Kazakçada şalapşuk kelimesinde geçtiğini fark ettim. Şalapşuk aitti yani yarım yamalak söyledi. Diye kalkık burun anlamındaki buçuk kelimesi, pşık kelimesi tabii ki. O anlamı Kazakçada aktif yani yarım burunlu mu böyle kelimesini çevirsek olursak bir de gizlem kelimesinde Kazakçada yani Kıpçak lehçelerinde jasır kelimesi aktif ama öz malın kiznegen kısı malını izlegen kendi malını gizleyen kişi malını diğerlerinin malını arayan gibi atasözünde geçtiğini fark ettik gizli kelimesinin kızniye şeklinde. Ondan sonra dön fiili Kazakçadaki, o Türkçedeki
Bunu Kazakça karşılığı kaytu, oralu, burlu. Ama karşıda dön aynaldı deyim de var. Dön aynaldı. Abay'ın şiirlerinde de geçiyor. Hatta Kazak edebi dili sözlüklerinde bu dön aynal yani ikilimi olarak düşünüyoruz. Onun Kazak edebi sözünde dön yani tepe anlamındaki kelimeleri ilgi görünür. Ama buradaki işte dön aynal iki eş anlamlı kelimelerin birleşmesinden çıkmış. Ve mesela çok kelimesinin Kazakçada azın şoğun, Batı Kazakistan ağızlarında azın şoğun olarak kullanılması, deli kelimesinin tiyeli tentek ikilemesini kullanması, yarının kelimesinin seneye, gelecek sene anlamındaki Aktobe bölgesinde benim yani kendi yaşadığım, büyüdüğüm bölgede, Aktobe'de yarın kelimesi, jarın, gelecek sene anlamında kullanıyor. Ve gece kelimesinin Kazakçada tün olsa da bu mesela Cibek Jol Kızıbek metinlerinde ay kündür ötken neşesi ay karangı keşesi olarak geçiyor. Gece kelimesi Kazakçada keşe ve şeklinde ve gece anlamında kullandığını fark ettik. Böylece biz Kazakça atasözü ve deyimlerindeki eskicil unsurlar diye konumu hocalarıma sundum. Onlar da kabul ettiler. Ve ilk önce biz Kazakça atasöz ve deyimlerdeki kelimeleri atasözlerindeki karşılaşan eskici unsurlar diye ayırdık. Onun içinde tarihi Türk lehçelerinde karşılaşılan kelimeler, ondan ayrı çağdaş Türk lehçelerinde karşılaşılan kelimeler diye ayırdık. Neden böyle ayırdık? Yani tabii ki eskicil kelimenin eskicil olması için tabii ki günümüz Kazakçada kullanılmayacak deyim ve atasözlerinde veya korunacak ve şartı o kelimenin eski Türkçede olması tabii ki. Bu çok önemli. Ama ben Kazakistan'daki çalışmaları da biz göz gezdirdik. Başta İsmet Kenesbaev, Selbek Isaev, Rabiga Sızdık, Abdüvali Kaydar, büyük Kazak leksikolog bilim adamların makalelerinde eskicil olarak araştırılan bazı kelimeler örneğin eski Türkçe'de yok. Mesela Kenesbaev'in makalesinde kuş şırımını aldı deyiminde yani az uyudu. Çirim kelimesinin Kıpçakça'da uyku alanındaki kelime diye veriliyor. İşte onun gibi örnekleri de biz tezimize kattık. Yani sadece Türkiye usulüyle göre değil, bir de Kazakistan'daki eskicil olarak değerlendirilen kelimelerimizi tezimize kattık. Ondan bu bizim içindekileri tarihi Türkçe'de karşılaştığı unsurlar ve çağdaş Türk lehçelerinde karşılaştığı unsurlar diye böldük. Bir de bazı anlamı anlaşılmayan kelimeleri de buraya ekledik. Yani Türk lehçelerinde bulamadığımız kelimeler de var. Moğolca kelimeleri buraya kattık. Daha önce dediğimiz gibi. İşte bu konuda biliyoruz Kazak bilim adamı akademik Rabiga Sızdık kendisinin sözde söyleydi ve Kazak dili eksikliklerinin canaltlar kitaplarında atasözlerin deyimlerinde, ikilemlerinde karşılaşan eskici kelimeleri incelemişler ve Türk lehçelerindeki karşılıklarını vermişler. Biz de bu çalışmamızda bu çalışmaları esas alarak orada incelenen kelimeleri daha yaygın, daha geniş bir şekilde baktık. Az önce de hocalarımız dediği gibi işte Rusça kaynaklarda kullanarak ve Türkiye'deki kaynaklar kullanarak bir kelimeyi daha geniş şekilde inceledik. Şimdi bu atasözü ve deyimlerdeki bazı yani eskici kelimelerinin de
artık yeni terim oluşturmalara da kullanılması dikkat çekiyor. Mesela işte hanım, orda kelimesi. Şimdi orda kelimesi Kazakçada en aktif kelimelerden. Hatta okul, üniversiteye bilim ordası denir. Yani başkente el orda denir. Yani, ağ orda Cumhurbaşkanı otur diye. Ota kelimesi tıbbi operasyon anlamındaki. Şeru kelimesi tabii eskicil kelime. Şimdi tören alayındaki sıraya oluşturmuş asker anlamında çok aktif kullanıyor. Ondan önce olan kelimesi dikkat çekici. O da eski Türkçe kelime olan anlamındaki. Şimdi jandarma polis anlamında artık yeni terim oluşturdu. Daha önce işki askeriye de adı 2008 yılından itibaren o asker şimdi jandarma polisleri olan diye değiştirilir. Burada eski kelimelerin yeni terim oluşturmada da faydası var diye biz de bazı eskici kelimeleri anlamlarını çıkarmaya çalıştık tabii ki. İşte mesela örneğin bir örnek nasıl çalıştığımızda dair bir örnek. Mesela ilk tespit edilen kelimeleri veriyoruz. Onun anlamı, ondan sonra geçtiği yer, işte deyimdeki hangi sözlükte geçti. Ondan sonra Kazak bilim adamlarının bu kelimeyle ilgili tespitleri, yazıları, onları da verdik. Ondan sonra Kazakça sözlüklerindeki durumu, yani Kazakça sözlüklerinde nasıl geçiyor, eskicil olarak değerlendirilmiş mi, sözlükte var mı, yok mu diye. Ondan sonra tarih Türkçülerinden işte Orkun yazmalarından işte eski Anadolu Türkçesine kadar Çatal Türkçesinden, Türk Türkçesinden Gagavuzca'ya kadar işte Çuvaşça, Yakutça yani tamamen yani lehçelerin tamamına bakmaya çalıştık. Tabii ki Moğolca karşılıkları var olsa Moğolca karşılıklarını da verdik. Mesela bu ekranda görünüyor zaten. Ondan sonra buradaki kelimeleri Kırgızca sözlükten bakacak olursak sadece anlamını vermiyoruz. Rusça sözlük mesela Rusça Kırgızca sözlükleri, Kazakça Kırgızca sözlükleri de atasözleri de veriliyor bazen deyimler, kelimeler, kelimelerin yanında. Onlar da verdik. Mesela Kırgızca'da mıyık kelimesi yanında işte deyim de geçiyor. Ondan Nogayca'da mesela mıyık kelimesi, mıyık mısık mıyığından kovanar, tülkü kuyruğuna dayanar gibi atasözlerini de verdik. Tabii ki bu mıyık kelimesinin Nogayca'da da aktif olması dikkat çekecek. Yani Kazakçaya en yakın dil olsa da Nogayca'da murut kelimesi hiç yok. Tatarca ve Başkurtçada da murut kelimesi yok, bıyık kelimesi aktifmiş. Kırgızca ve Kırgızca'da murut kelimesi aktifken bıyık kelimesi sadece deyimde geçiyor. İşte şimdi bu biz hangi sözlüklere göre çalışmamızı yaptık diye konuyu geçirsek işte Kazak dili sözlüğü 15 yıllık bizim yani en birinci kullandığımız kaynak. Kazak dilinin kısaca edilme sözlüğü sözler söyleyip 505 söz. Kazak'ın eski dilini can altları bir çok büyük bir iyi bir çalışma. Bu kitaplara baktık ilk önce. Tabii ki bunlardan farklı kitap olmayan makaleler çok Kazak leksikolog bilim adamlarının orada deyimlerdeki eskici kelimeler ilgili veriler var. Çağdaş Türk işlerine bakarken sadece bir sözlüğe bağlı kalmadık. Örneğin bir kelime için mesela Mustafa Öner'in Kazan Tatarçası sözünde bulamadığımız kelimeleri diğer sözlüklere bakarak bulmaya çalıştık. Örneğin çır, yağ, yüz yağı, işte tencerenin üstüne çıkan yağ anlamdaki çır kelimesi Türkiye Türkçesi, Tatar ve Türkçe Türkçesi sözünde yokken Tatar dilinin anlatmalı sözlüğünde işte var ve hatta atasözü de olarak da geçiyor.
Ondan bulamadığınız kelimeler bazen Tatar'ın kısaca tarihi etimoloji sözlüğüne, Tatarska Ruski sözler, Delal sözlere de baktık. Şimdi bu deyimler, atasözü ve deyimlerdeki eskicil kelimeler bu daha çok Kazakçada makaller halinde yazılmışsa, ikilemelerdeki eskicil unsurlar daha ağırlık ve çalışılmış bir konu. Özellikle Abdüvalip Kaydar'ın Parnay Slava Savrimen Ulusk Miyazike'de sözlüğünde ilk olarak ikilemelerdeki anlama anlaşılmayan unsurlarını Türkleşçilerle karşılık veriyor. Mesela Arap Türk Kazakça, Arap Türk, Türk kelimesi hiç tek başına kullanmaz. Ama işte eski Türkçe'de Türk işte zayıf anlamındaki kelime. Onun gibi bala şaga, o şaga kelimesi, şaşın kelimesi, torum, jora, kırkın. İşte bu evre sarsan tige, tüye tige mesela ikilemesi tüye ve tige. Tige tabi daha eskicil şekli. İşte bunları Abdüvalip Kaydar kendi çalışmasında veriyor. Ve büyük bir çalışma Kazak'tan kıskaça eğitim sözlüğü 1966 yılında Iskak Sızdıklı Sarıbayev Kaydar, yani Kazak büyük bilim adamların makale, ayrı makale halinde verdiği sözlükte şunun gibi deyimler, ikilemeler geçiyor. Şan teyiniz, camam caksav, tımtırız, ağayancı, ağıl tegil. Mesela bu ağıl tegildeki tegil, tökül, dökülmek anlamdaki kelimeymiş. Aulak, usak diyor, doktorum, telege teyiniz, telege deniz. Ve bunun gibi örneklerden anlamı anlaşılmayan kelimelerde bu sözlükte bulabilirsiniz. Tabii ki Nurmagomedov'un Kos Sözler Kopyası 5 söz kitaplarında da şu gördüğünüz örnekleri de bulabilirsiniz. Bunların, bu gösterdiğiniz kelimelerin hepsinin ikinci kelimesi Kazakçada aktif değil. Eskicil kelimeler. Ondan sonra ağızlarda tabii ki bu son değineceğim şey. Yani deyimler ve atasözlerindeki azıcık çalıştık. Yani bazen oralarda bazı hatalar da var. İşte ondan sonra 2 yıl sonra bakıyorum. Yani eskicil olmayan kelimeler de girmiş. Örneğin boy kelimesini ben karıştırmışım. İşte şimdi de yeniden bir Kazakça ağızlar sözlüğüne bakarak oradaki eski Türkçe'de var olan kelimeleri de değerlendirdik. Mesela adak arba, adaş, adır, aka, andak, aran, atahırı anlamındaki bu daha yani ağızlarda kullanılan kelimeymiş. Aran, bakır kelimesi, berkit Türkçe'sinde varmış zaten berkitmek. Kapı, aşkış kelimesi en yaygın örneklerden. Taga, şidem, şidem kelimesi kürk türü, divanlık türkçe çaydam olarak geçiyormuş. Küsmek fiili ağızlarda tabii ki geçiyor. Bu Abay çok kullandı, Kazakların büyük şairi. Bu küsmek fiilini 6 defa kullanmış. Ve mesela kuyu kelimesi de ağızlarda geçiyor. Edebi dilde kuduk şekli, yani Moğolca şekli mi, Çağatayca'dan gelen unsur mu, işte bu kuduk şekli aktifken kuyu kelimesi ağızlarda korunmakta. İşte artık biz ağızlardaki eskicil kelimelerde de çıkarıp onları Türkçelere karşılaştırarak bir küçük bir sözlük hazırlıyoruz. Benim söyleyecekli olarım bu kadar. Beni dikkatli dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Çok güzel bir program oluyor. Hepinize sağlık, uzun ömür dilerim. Çok teşekkürler Muallim Bey. Çok güzel. Bizim için çok iyi. Bizim için de kastettiğim Türkçe konuşanlar için. Bizler için yeni. Aslında bunlar eski şeyler ama bizim için yeni. Sizin çalışmanız aracılığıyla duymuş oluyoruz. Tabii bazısı tam eski değil, bazısı alıntı kelimeler. Bunların hepsini toplantıdan sonra
Yine konuşuruz ama her yönüyle bir müracaat kaynağı olacak bu tamamlandığı da, yani kitaba dönüştüğünde. Tabii. Şimdi tekrar size söz hakkı da gelecek. Yine vaktimiz olacak galiba. Ben Sauli hocamızla devam edelim istiyorum. 20 dakikayı aşmayalım. 10 dakikadan 20 dakikaya kadar olsun konuşmalarımız diye rica edeceğim. Ama 20 dakikada kalırsak program yetişecek. Hocam buyurun. Қайырлы күн. Сіздер үшін, біздер үшін қайырлы кеш. Сіздер үшін Түркиядағы бауырлар, қайырлы күн. Сіздерді бүгінгі мынау онлайн кездесуде көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Бәріңізді, іштеріңізде танитыным бар, танымайтыным бар. Бағынан бері жақсы баяндамаларды естіп, мынау лексикографияға байланысты, сөздіктерге байланысты жақсы мәліметтер алып отырмын. Әсіресе бүгінгі кездесуде Мехмет Бей, сізді көргеніме өте қуаныштымын. Сіз туралы көп еститінмін. Бүгін онлайн болып жатса да, сіздің даусыңызды естіп, бетпе-бет жүздескеніме өте қуаныштымын. Енді менің жалпы сіздер бағынан бері мынау сөздіктерге байланысты көп мәліметтерді айтып жатырсыздар ғой. Шынымен де сөздік ол әр дәуірдің айнасы. Біздің көнеден тарихымыздағы жалпы тілдегі мәдениеттің көрінісі осы сөздіктердегі әр бір сөздің мағынасы арқылы және олардың тарихтан келе жатқан қойнау бойынша бұлар ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын біздің тілдік айнамыз. Бүгінгі мен сіздерге, енді мен өзім Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінің оқытушысымын, жалпы тіл білімі Европа тілдері кафедрасында сол жерде жұмыс жасаймын. Бүгінгі сіздерге арналатын менің баяндамамның аты қазақ тіліндегі үй жануарларының этномәдени табиғаты. Жалпы білесіздер, жануарлар әлемі ол үлкен әлем. Оның ішінде жалпы ғылымда онимдармен аталған кезде жануарлардың өзі іштей бірнеше онимдарға жіктеліп кетеді. Соның ішінде мен бүгін мынау үй жануарларына байланысты жалпы тілдегі қандай атаулар бар, біздің қазақ тілінде қандай атаулар бар, соған тоқталып кеткім келді. Белгілі ғалым Әбдуәлі Қайдар. Бізде қазақ ғалымындағы ең бір шоқтығы биік ғалым. Бұл ғалымның атын айтқан кезде біз мынау этнолингвистика ғылымына ғылымы жайында осы қазақ ғылымынан мол мәлімет ала аламыз. Сол кісі өзінің еңбегінде былай дейді: жалпы есімдер бұл мәдениеттің ерекше категориясы, тарихи сананың ерекше категориясы. Адамзат үшін жалпы есімдер қызметі мен құрылым жағынан негізгі параметрі, негізгі уәждері және жасалу принциптері бойынша әмбебап дейді. Егер осының ішінде жалпы есімдер десек, бүгінгі менің айтайын деп отырғаным мынау үй жануарларына байланысты. Жалпы жануарлар әлемі кең дедік қой, соның ішіндегі көп атаулар ол үй жануарларына байланысты екен. Себебі үй жануарлары ол адаммен бірге, адамның қасында бірге өмір сүретін жануарларға жатады. Қазақ ежелден мал шаруашылығымен айналысқан халық. Ғасырлар бойы қалыптасқан бай тәжірибесі бар олар мал өрісін, тіршілік табиғатын, қадір-қасиетін әбден білген. Тіпті малдың айрықша қасиетін, ерекшелігін танитын жалпы біз айтамыз, Толыбай сияқты сыншылар да осы шыққан. Халқымыз өздерінің тіршілік шаруашылық өмірін осы мал өсірумен байланыстыра жасаған. Оның өнімдерін тіршілік құрал етіп, оңтайлы пайдалануды шебер игерген. Малдың еті, малдың сүті, жүні, түбіті, қылы, шудасы, тіпті терісі, мүйізі, сүйегіне дейін олар өздерінің қажеттеріне жұмсап отырған және қажеттеріне жаратып, кез келген шаруаларына ұқсатып отырған. Жалпы үй жануарлары бәріміз білеміз: мінсе көлігі, ішсе сусыны, жесе тамағы, кисе киімі, тұтынса бұйымы да, байлығы, мақтаны,
салтанаты, тіпті осылардың бәріне малдың рөлі ерекше екенін айтуымызға болады. Ғылымда осы жануарларға байланысты, бұл жерде мен мына үй жануарларын қарастырғаннан кейін, бұларда арнайы терминдік аталымдармен атайды екен. Мысалға, түйе атауларына байланысты қандай да тілдік бірліктер болса, оны камелонимдар, жылқы атауларын гипонимдар, мынау сиыр, қой, ешкі атауларының терминдік аталымын таппадым, иттердің атаулары киноним, мысықтардың атауы фелисонимдар. Енді осы жануарлар атауларының жалпы мынау семантикалық моделінде көптеген уәждер негіз болады екен. Ат берілген кезде жануардың түсі, жануардың туу мезгілі, кейбір жылқы малының тұқымына жүрекке пайда болған кемістігіне, жануардың сыртқы белгілеріне, дыбысқа еліктеушілік шығарылатын дыбыс ерекшеліктеріне, жануардың жүрісі, мінезі, желу ерекшелігі, адам есімімен тегін жануар атына қолдану, малдың сұлу әдемілігін көрсететін атаулар бұдан да тіпті бұның уәждік моделін бұдан да кеңінен қарастыра беруге болады, а жалпы топтастырған кезде осындай уәждерін негізге алуға болады. Енді мына жерде осы үй жануарларына байланысты, жасына, түріне, өсу жолына байланысты, осы үй жануарларына байланысты лексикографиялық еңбектерде мынандай атауларды таптым. Түйеге бота, тайлақ, буыршын, буырлы, шынауша, бұзбаша, інген, атан, бура, жылқы, жылқы атауларына байланысты. Бұлар кәдімгі жасы, түрі, өсу жолына байланысты. Жабағы, тай, құнан, байтал, сойтал, дөнен, қулық, бесті, бие, ат, сәуірік, сиыр, бұзау, баспақ, торпақ, тана, тайынша, қашар, құнажын, дөнежін, сиыр, өгіз, бұқа, ешкі, лақ, туша, бөрте, шыбыш, серке, қой, қозы, марқа, тоқты, бағлан, тұсақ, азбан, ісек, ағауыз, қой, қошқар, саулық. Демек, бұлардың бәрі өзінің туылған кезінен бастап, қалай төлі пайда болады, содан өсу жолына байланысты тілімізде осындай атаулардың бар екенін анықтадық. Мысалға, жылқының таңдалуысына байланысты. Жорға, су жорға, жүйрік, тұлпар, қазанат, сәйгілік, назбедеу, дөл-дөл, арғымақ, жылқының жүрісіне байланысты, аяң, жорға, жортақ, бүлкек, бөккен, желіс, сар желіс, текірек, шоқыту, шабыс, жылқының түсіне байланысты да, мысалғы, торы, күрең, мысалғы, мына түстердің өзін басқа әлемдегі басқа тілдермен салыстырған кезде, осы жылқының түсіне байланысты атаулардың өзі жалпы қазақтың өзінің табиғатына тән, жалпы этногендік мәдени тұрмысына тән түстер деп айтуымызға болады. Себебі мынау күрең, жирен деген боз түстерін оны басқа тілдердің өзінде кездестіре алмаймыз. Жылқының жаманына байланысты мәстек, тулақ, жылқының сүтіне байланысты қымыз, саумал, ақ саумал. Енді мына жерде түйенің қасиетіне байланысты сөздер. Бір туған, бек патша, мая, жел мая, құл патша, нар, аруана, жампос, қоспақ, бал қоспақ, мырза қоспақ, үлек. Түйенің азғын түріне байланысты көрт, көйін, түйе сүтіне байланысты шұбат. Бұдан басқа да тағы тілдік бірліктер бар. Мысал ретінде осы жерде алынып кетті. Енді жаңағы лексика семантикалық тұрғыда топтастырған кезде жалпы үй жануарларының өзінде жоғарыда айтып кеттік, көбінесе уәждің себеп болуы, содан кейін ішкі формаға қарай атаулардың пайда болуы. Мысалға сиыр мен қой сүтіне байланысты бұның өзінде де мысалға айран, қатық, қаймақ, май, сүзбе, ірімшық, қорт, ежегей, адам есімдеріне байланысты, ботагөз, нартай, атамбай, бурабай, жылқайдар, түйебай, қойшыбай, құнанбай, адамдарды еркелетуге байланысты, ботам, құлыным, қошақан, жануардың жүріс мінезіне байланысты, сақ, құлақ, жорға, алып соқ, желаяқ, адамның жануарға қатысына байланысты, құтты бет, құтты
Kutlu Jol, Kuttayak. Januardın sırtkı belgilerine baylanıstı. Uzun kuyruk, ak moyen, kıysık, ak şat, ak taban, karagaska. Jılkı malının tukumuna jüregele payda bolgan kemistigine baylanıstı. Aksak, soğır, kekildi, töbel. Maldın sulu ademligine baylanıstı. Ademi sulu, sülük kara, asıl. Bәйгеге қатысып жүлдері орын алатын сәйгүліктерге байланысты. Бұның өзі мысалғы қазіргі кездің өзінде бәйгеге қосқан аттардың өзіне арнайы сол аттың жалпы қасиетіне сыртқы түр тұлғасына қарап оларға да ат беріп жатады. Келесі енді жалпы бұлардың бәрі семантикалық топтастырған кезде белгілі бір бұл атаулардың бәріне негізі белгілі бір уәждің ішкі форманың әсері себеп болады. Қалық ұғымында қазақта әр малдың иесі пірі бар деп түсінеміз. Түйенің бірі пірі ойсылғара, жылқының пірі қамбар ата, сиырдың пірі зенгі баба, қойдың пірі шопан ата, ешкінің пірі шекшек ата. Бұл енді қазақ танымындағы осы малдың иесі піріне қойылған атаулар. Мына жерде жалпы қазақта этнографиялық тұрғыда егер табиғатын ашатын мынандай сөздерді айтуымызға болады. Әр малдың өзіне түсінікті тілдері де бар екенін білеміз. Мысалға, бәріміз білеміз, түйені көз-көз, жылқыны құрау-құрау, сиырды әукім-әукім, қойды пұшайт-пұшайт, ешкіні шөре-шөре деп шақыру. Сонымен бірге, түйені арай-арай, жылқыны қурай-қурай, сиырды шу-шу, өк, қойды шай-шай, ешкіні шек-шеп деп қайырған кезде, жылқыны құр-құр деп тоқтатқан кезде, түйені шөкшек деп жаңағы отырғызған кезде, шу деп тұрғызғанда, өргізгенде, айдаған кезде осындай қазақ тілінде осындай тілдік бірліктер қолданылады. Тілде үй жануарларына байланысты әр тілдің үні де бар. Мысалғы түйе боздайды, жылқы кісінейді, сиыр мөңірейді, қой ешкі маңырайды. Осы үй жануарларының ішінде жалпы осы малдардың мал ауруларының аттары да әр мысалғы үй жануарларына байланысты пайда болған атаулар бар. Түйеде ақшелек, қатпа, жылқыда жамандату, шемершек, маңқа, сиырда аусыл, қарасан, қой ешкіде топалан, кебенек. Бұлардың өзі кәдімгі сөздіктерде берілген атаулар болып саналады. Қазақ малды топтап бағуына байланысты да атаулар бар тілде. Мысалғы жылқы тобын үйір, түйе сиыр тобын табын, қой ешкі тобын отар. Көліктерді жеккенде, енді біз білеміз жалпы үй жануарлардың өзі ерте кезден бастап, қазіргі кездегі көліктер сияқты емес, ерте кезде көліктің рөлінде осы үй жануарлары атқарғанын білеміз. Сонда түйеде мысалға осыған байланысты атаулардың пайда болғаны пайда болды. Түйеде мұрындық бұйда, жылқыда ноқта, сиырда басшып, қой ешкіде көген, түйені тізгіндеу, жылқыны матау, тұсаулау осылардың бәрі осы үй жануарларына байланысты тілде қалыптасқан атаулар болып табылады. Әр мезгілде малдың жүнін, қылын, түбітін алу уақытысы бар. Соған байланысты түйені жүн дейді, жылқыны күз дейді, қойды қырқады, ешкіні қырқады, түбітін тарайды. Мал жалпы тілде мал балаларын төл деп атайды. Алғаш төл дейтін малды тұмса деп атайды. Еге сол төліне байланысты түйені боталайды дейді, жылқы құлындайды, сиыр бұзаулайды, қой қоздайды, ешкі лақтайды. Ірі малдың төлін қызғанып, басқа жерге барып төлдеуін бошалау дейді. Екі енен емген төлді тел құлын, тел қозы, тел бұзау дейді. Төлдемеген малды қысыр дейді. Төлсіз саулатын малды саулы дейді. Бұның өзі этнографиялық тұрғыдан қазақ танымындағы, қазақ танымына тән атаулар болып табылады. Және бұлардың өзі тек қана қазақ тіліндегі емес, оны лексикографиялық еңбектерге қарап көне лексикографиялық еңбектерді қараса, тіпті түркі халықтарына ортақ атауларды кездестіруге болады. Жалпы
Түйені түрегеп, биені тізерлеп, сиырды оң жағынан отырып, қой ешкіні арт жағынан сауыда, бұл да этнографиялық тұрғыда жалпы қазақ халқына тән табиғи көрініс болып табылады. Сауып жатқан кезде жүріп кеткен биені исініп кетті деген де атау бар. Жүріп кетпес үшін артқы екі жағын жіппен мойнына керіп байлап қояды. Мұны күделеу дейді. Мал тыныстағанда түйе шөгеді, басқа мал жатады. Үй жануарына байланысты қазақ танымында ырымдар бар. Ол ырымдарда айта кеткенді жөн көрдім. Себебі бұлардың бәрі жалпы тілдің лексикалық қорын байытады және ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын біздің этномәдени табиғатымыз болып табылады. Өздеріне деп белгілеген малдың басын ешкімге бермейді. Мал төлдеп жатқанда мал бермейді. Түнде мал санамайды. Малды басқа теппейді, ұрмайды деген этнографиялық этюдтар да осы жалпы қазақ танымында пайда болған этюдтар. Жалпы малды жазда жайлауға, күзде күзекке, қыста қыстауға жаюда осы бұл атаулардың да пайда болуы халықтың танымынан пайда болған атаулар. Күзде, қыстау, жаңағы жайлау деген. Қыста мұзды ойып, мал суарады, оны ойық дейді. Ал жазда кәдімгі оны жаз мезгілінде оны арнайы жаңағы ыдысқа құйып, сол ыдыс арқылы не болмаса ағып жатқан суға апарып суғарады. Енді мынау зонимдарды айтқан кезде осылардың бәрін бұл қазақ ғалымдарының еңбектерінен, лексикографиялық еңбектерден жинаған этнографиялық мәліметтер. Жалпы зонимдер тілдің әр дәуірі бойынша бай материал береді. Олардың құрамынан көне грамматикалық формалар, шет тілдік тарихи диалект сөздерді кездестіруге болады. Мысалға, осы үй жануарлы атауларын лексикографиялық еңбектерден қарастырған кезде түркі халықтарының лексикографиялық еңбектерінен әр қайсысын қарастырған кезде бәрінің атаулары бір-біріне фонетикалық тұрғыда өте ұқсас екендігін байқадық. Мысалға ат деген сөз мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай чувашта от, ата тілде прототюрк, тюркский язык ата тілде ат, якут тілінде ат, гагауздарда ат, тува тофаларда ат, сары ұйғырларда ат. Жылқы атауында қарасаңыздар, түркмендерде елқы, башқұрттарда елқы, қабардин балқарларда елқы, қырғыз, якут, сылы, татарларда елқы. Егер қарап отырсаңыздар, бұл үй жануарларының атауларының өзі түркі халықтарының бәрінде тек фонетикалық дыбыс өзгерісін ғана байқамасақ, жалпы осы күйінде бүкіл түркі халықтарында сақталғанын байқадық. Синонимдік атаулар ретінде атаулары мысалға мынау башқұрт тілінде атты арын деп те атайды екен. Бірақ арын деп айтқан кезде бұл аттың жабайы түрін айтады екен. Сонымен бірге қарақалпақтарда тұлпар, қырғыздарда тұлпар осы қолданыстарды сөздіктерден көрдік. Түйеге байланысты да бүкіл түркі тілдерін салыстыра қарастырған кезде сөздіктерде көне түркіде тебе, бұл руникалық ескерткіштерде де осы тебе деп аталады екен. Көне ұйғырларда тебе, түріктерде деве, гагауздарда дева, мына жерде көне түркінің өзінде прототюркский, бұл жерде таба деп аталған екен. Тіпті венгерлердің өзінде осы түйенің өзі тебе, демек түркі тілдердің басқа тілдерінде қалай аталса, венгерлерде де солай аталатынын байқадық. Осы түйені көрген кезде лексикографияда ұрғашы түйеге байланысты бура деген бар, бура деп аталу. Сол бура сөзінің өзі
прототюркский Ататürk тіл түркі тілінің өзінде Ататürk тілінің өзінде буғра көне түркіде бойра демек бұның өзі сонау ата тілден осы кезге дейін өзінің ешқандай тек дыбыстық өзгерістер ғана дыбыстық өзгеріске ғана ұшырағаны болмаса, жалпы түркі тілдерінің бәрінде бірдей атауымен келе жатқандығын байқадық. Сонымен бірге мен жерде қой да тура сондай, ешкіні алсақ та ешкіні теке деп аталуы осы түркі тілдерінің бәрінде дерлік фонетикалық өзгеріс қана болмаса, барлығында дерлік бірдей аталып келе жатқандығына көз жеткізуімізге болады. Тіпті мынау ата тілдің өзінде теке сол кезден бастап бұл атаудың өзгеріссіз келе жатқандығын байқадық. Енді мынау үй жануарлардың бірі итке байланысты жалпы Сауле мұғалім, кешірін, 3 минутта түгесе болады ба? Жақсы. Мынау итке байланысты менің өзімнің кандидаттық диссертациям осы ит семасына байланысты болған. Осыны қарастырған кезде де оларды сөздіктерден қарастырдым бірнеше. Жалпы түркі халықтарда ит қалай аталатындығы. Бұл жерде екі формасы берілген итпен және түркі тілдердің арасындағы көппек атауымен берілетіндігі. Сонымен қоса жалпы тілдегі сол итке байланысты бірнеше атаулардың таралуы, мысалғы өсімдік атаулары, географиялық атаулар, медицинаға байланысты, тұрмыстық лексикаға байланысты бірнеше атаулардың осы ит семасына байланысты туындағанын көрдім. Енді мына соңында Махмұт Қашқаридің еңбегін қолға алып қарастырған кезде, қарасаңыздар, Махмұт Қашқаридің еңбегінде де білесіздер, орта ғасырдағы еңбек, сол еңбекте де мысалғы ат, от, отты біз мысалғы өсімдік, мысалғы мал жейтін отты жерді от деп айтамыз. Ат, ит, мүйіздің өзегі, ош, мал басы, өрік, мысалғы сиырды от дейді екен, бұл шігілдерше деп жазып қойған Қашқаридің еңбегінде. Сосын бір менің бір қарағаным мынау ел деген сөз Махмұттың еңбегінде ел деген ат деген де мағынаны береді екен. Сол заманда ел деген сөздің өзі ат деген мағынаны берген екен. Сол сияқты біраз Махмұт Қашқаридің еңбегінен жиналған осы жалпы үй жануарларына байланысты атаулар қазіргі күнге дейін тек дыбыстық өзгешелік болмаса, кейбіреулері мағынасы өзгергендер бар, мағынасы өзгермей сол күйінше қалғандар бар. Осыларды байқағанымда жалпы түркілердің сөздерінде үй жануарлары әлі сол ата түркі тілінен қазіргі бүкіл түркі халықтарының бәрінде тек фонетикалық өзгешелік болмаса, бүкіл үй жануарлар атауларының сол күйінде сақталғанын байқадым, көрдім. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге көп рахмет, Сауле мұғалім. Мен бір көне сөзіні айттым, көне түркшеден, ескі түркшеден. Сіз жүзден артық сөз айттыңыз, көп рахмет. Біз үшін өте қызық, рахмет. Кейін вақыт болса, және сіздің баяндамаңыз туралы сөйлесейік. Қазір біздің Осман мұғалім бар, Осман Қабадайы мұғалім Алматыда. Osman Bey, hazır mısınız acaba? Evet hocam. Tamam. Sahile Hoca çıkacak galiba. Şimdi nasıl olacak? Sahile Hoca'nın çıkması gerekiyor. Tamam, çok güzel. Osman Bey de yakın zamanda doktorasını tamamladı. Yine söz varlığı, leksikoloji konusunda Kazakça, eski Türkçe, bugünkü Türkçe. Ayrıntıları Osman Bey'den dinleyeceğiz. Buyurun Osman Bey. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Herkese öncelikle saygıyla selamlıyorum. Ben de şuradan ekranımı bir paylaşmak istedim. Evet, benim konum Kazakçanın at edeyim. Tabii çalışma bir giriş bölümünü ve onu takip eden Türklerde at ve at kültürü, Kazakçanın at koşum takımlarıyla ilgili söz varlığı ve sözlük bölümlerinden oluşuyor. Giriş bölümünün hemen altında
çeşitli alt başlıklar var. Bunlar işte araştırmanın konusu, amacı, hangi yöntemlerin uygulandığı bir korpus ve literatür özetinden oluşuyor. Konu tabii bir Kıpçak lehçesi olan Kazakça'nın at koşumu takımlarıyla ilgili söz varlığının öncelikle tespit edilmesi ve bu sözlerin, tespit edilen sözlerin anlam, ses, şekil, köken bilgisi bakımlarından art zamanlı ve eş zamanlı yöntemlerle incelenmesi şeklinde. Nasıl bir yöntem izledik? Ondan bahsedeyim. Öncelikle kavram alanımızı sözlüklerden tespit ettik. Bunun için Kazak dilinin sözlüğü, yani Ahmet Baytursun Oğlu adındaki Dil Bilimi Enstitüsü'nün yayın organı olan bu sözlüğü ve Kazak sözlüğünü baştan sona taradık malzemeyi ortaya koymak adına. Bu Kazak sözlüğünün bir özelliği var. Bu 15 ciltlik Kazak Edebi Dilinin sözlüğünün tek ciltte toplanmış hali. Yani örneklerin falan dışarıda bırakılarak bir ciltte toplanmış hali. Nurgeldi Veli hocamızın editörlüğünde çıkan bir sözlük. Oldukça da kapsamlı bir sözlük. Daha sonra ortaya çıkan verileri biz yine 15 ciltlik sözlükte ve Kazak Dilinin Düşündürme Sözlüğü'nde Bayın Kaliyev'in 2014 yılında hazırladığı. Daha sonra ağız sözlüğünde, yani biz diyalog dilik sözlükte Kazak Dilinin Aymaklık Sözlüğü diyoruz. Etimoloji sözlüğüne yine bunları da taradık. Bu sözlüklerle karşılaştırdık. Bir de Kazakça Türkçe sözlükte karşılaştırdık. İncelenen madde başları hangi sözlükten alınmışsa o sözlük madde parantez içerisinde sayfa numaralarını gösterdik. Mesela örnekte görüyorsunuz taga kelimesi nal anlamına geliyor. Kazak Edebi Dilinin Sözlüğü'nde 13. ciltte yer alıyormuş mesela 600. sayfada vesaire, ya sayfa numaralarını da belirttik. Verileri tasnif ederken Abdülhalik Haydar'ın Kazaklar Anatil Aleminde Etnolingüistik Sözlük ve Kazak Destürlü Medeniyetinin Ensiklopedyalık Sözlüğü'nde bunlarla karşılaştırdık. Yani verileri tasnif ettik buraya göre. Tabii burası biraz daha az bir malzeme ihtiva ediyordu bu sözlükler. Daha sonra da kavramların daha iyi anlaşılması için çeşitli etnografya ansiklopedileri ve kitaplar, bunlardan da yararlandık. Mesela 5 ciltlik Milli Müze'nin çıkardığı etnografya ansiklopedisi, Kazak etnografiyası gibi. Tabii Kazakistan'da bulunmuş olmanın vermiş olduğu avantajı da kullanarak Kazakistan Milli Kütüphanesi'nin veri tabanında tez, kitap, makale, yani konumuzla ilgili her türlü Kazakça yayını ve Rusça yayını görme şansımız oldu. Onlardan da yararlandık. İncelenen söz varlığı aynı zamanda sosyo-kültürel bağlamda da değerlendirildi. Mesela folklor açıdan ne gibi değerleri var? Söz gelimi bir kamçı kelimesini ele alacak olursak mesela çeşitli sembolik anlamları var. İşte kız istemede eskiden kamçı kaytaru degen deyimler var mesela Kazakça'da. Bunun gibi kız istemede bir sembol yerine kullanılabiliyor. Bunlara da değindik her incelediğimiz maddede. Mesela işte bir aksakal heyetinin karşısına çıkan bir mahkeme heyetinin karşısına çıkan kişi kamçısını orta yere attığı zaman her türlü verilen hükmü kabul ediyorum gibi anlama geliyor. Bunun gibi çeşitli folklorik anlam göstergelerini de ne anlamlar ifade ettiğini de ortaya koymaya çalıştık. İncelediğimiz her bir söz için. Madde başlarını ise şu şekilde düzenledik. Mesela tokum, attın arkasına erbatpas üşün, sırtın mata nemese bulgarimen kaptap, aynalaş etin kumkarip, kiizden casaldan erturman yaptığı diye tanımlanmış Kazakça sözlükte. Biz bunu öncelikle Latin alfabesinde, daha sonra da Kiril alfabesinde verdik her bir madde başını. Yani transkripsiyon meselesinde ikilikler olmasın diye. Daha sonra kelimenin alıntı bir söz mü olduğunu veya Türkçe bir söz mü olduğunu, Türkçe bir sözse hangi biçim birimlerden vesaire oluştuğunu köşeli parantez içerisinde verdik. Ve daha sonra sözü tanımladık. Hangi sözlükten aldığımızı hemen akabinde ekledik. Şu yani biraz önce bahsettiğim yöntemi uyguladık. Mesela acırgı sözü için Moğolca'ya eski Türkçeden geçen bir söz. Adırmak fiilinden acıra fiili geçmiş. Bu fiili hem Kazakça hem Kırgızca alıntılamış ve atın boynunu çevirmemesi için konulan bir alet, hasta olduğunda ya da boynunu ağrıdığını, yani bir boyunluk vazifesi gören bir parça anlamına bürünmüş Kazakça'da.
Daha sonra tabii her bir söz Kazakçanın hangi ağzında nasıl bir anlamda kullanılıyor bunlara da değindik. Mesela eğer kelimesi Şımkent eyaletinin Maktaral ilçesinde ve Türkmenistan'da yaşayan Kazaklar arasında eğer biçiminde söyleniliyormuş. Ufak tefek diyalektolojik farkları da vermeye çalıştık. Ağızlar sözünde tarayıp. Bununla beraber her bir madde başı, incelediğimiz madde başını farklı anlamlar, yani at koşum takımlarının dışında kalan anlamlarını da maddelendirerek verdik. Mesela jeli sözü, Moğolca cele kelimesinden alıntılanmış. Tayları bağlamak için iki kazığa gerilerek takılmış urgan anlamına geliyormuş bu. Fakat başka anlamlar da var Kazakça'da. Bunları da verdik. Bununla beraber Anadolu ağızlarında nasıl kullanıldığına da değindik. Yani bunun için tabii derleme sözlüğünü ele aldık. Derleme sözlüğüyle de karşılaştırdık. Mesela Anadolu ağızlarının söz varlığında cele biçiminde görünüyor bu kelime. Kuş yakalamak için at kılından veya iplikten yapılmış tuzak, at kılından veya iplikten yapılmış ilmik anlamlarında kullanılıyormuş Anadolu ağızlarında. Bütün bir söz varlığını ortaya koyabilmek için deyimler ve atasözlerine de bakmak gerekiyordu. Bunlara da baktık. Mesela eğerle ilgili atından ayrılsan da erinden ayrılma diye bir atasözü varmış veya erim oyunundan ketti diye ekonomik anlamının kötüleştiği anlamına gelen bir deyim kullanılıyormuş. Bu deyim ve atasözlerine de bizim kavram alanımızla ilgili olarak yer verdik. Hangi kaynakları kullandık bunun için? İsmet Kenes Bey'in Kazak dilinin frazeologik sözlüğü ve Babalar Sözü diye 100 ciltlik bir çalışma var Kazakistan'da. Bunun 65 ve 69. ciltler arası atasözleriyle ilgili bu çalışmaları kullandık. Ve incelediğimiz her bir madde başına hem tarihi hem de çağdaş Kıpçak lehçeleriyle karşılaştırmaya çalıştık. Mesela Tusav kelimesini ele alalım. İşte köstek anlamında, buka anlamında eski Türkçeden nasıl kullanıldığı, Divan Lugat Türk'te tabii işte Drevne Türk Sulavar'da bunlardan taradık. Tarizm, Kıpçak, Çağatay lehçelerindeki biçimlerini ele aldık. Daha sonra da Çağdaş Kıpçak lehçelerinde hangi bütün Çağdaş Kıpçak lehçeleriyle bir karşılaştırma yaptık. Hangi lehçede nasıl kullanılıyor bu kelime diye. Bununla beraber en eski Kazakça verileri ortaya koyabilmek için tarihi sözlüklere de başvurduk. Radlov sözlüğü gibi, Budagov sözlüğü gibi sözlüklere de başvurduk. Tabii bilindiği üzere Budagov sözlüğü Arap harfleriyle söz varlığı orada Arap harfleriyle verilmiş. Yanlış okumaları veya okuma yanlışlarını engelleyebilmek açısından farklı da okunabilir belki diye tereddüte düştüğümüz noktalarda dipnotta sözlükte nasıl geçiyorsa onu da verdik. Yani Arap harfli biçimleri de verdik. Mesela ıngırşak kelimesini ele alacak olursak bunu küçük bir eğer yani erşik anlamında kullanılıyor. Bunu angırçak biçiminde vermiş. Fakat kısa bir süre sonra Radlov yayınında ise ondan ıngırşak biçiminde ele almış. Ve kelimenin bir de etimolojisini vermeye çalışmış Radlov. Bunlara da yer verdik çalışmamızda. Bunlar aynı zamanda bazı kelimelerin etimolojik izahlarına da açıklık getirdi açıkçası bu sözlüklere başvurmamız. Mesela love diye bir söz var Kazakçanın söz varlığında. İşçileri taşıyan at arabası anlamına geliyor. Bununla ilgili Rabiga Sızlıkova Kazakçadan Rusça'ya geçmiş olduğunu söylüyor. Tabii Budagov sözlüğünü kullanmadan bunu söylemiş. Ama farklı kaynaklara ve Budagov sözlüğüne de bakarak biz bunların etimolojisini de delilemeye çalıştık. Mesela bu lav kelimesi eskicil biçimi ulav şeklindeymiş. Aynı şekilde Çuvaşça'nın etimoloji sözlüğünü hazırlayan Yegorov da bunun eski Kazakça söz olduğunu, lav yani padvoda anlamına geldiğini, at arabası anlamına geldiğini de belirtmiş. Bunlardan da yararlandık bu şekilde. Tabii belli başlı etimoloji sözlüklerine başvurduk her bir kelimeyi incelerken ama bunun dışında bu konularla ilgili yazılmış etimoloji makalelerine de değindik. İşte Şinas Tekin'in mesela üzengi ile ilgili kelimesi var. İşte Karamanlıoğlu'nun kölük sözüyle ilgili etimoloji yazısı var. Onlardan da istifade ettik. Bununla birlikte bir de Kazak bilim adamlarının konuyla ilgili etimolojilerine başvurduk. İşte Erbol Can Peysov, Nurmagomedov, Sızlıkova, Haydar, Mankeyeva, Sartkocaoğlu gibi bilim adamlarının da etimoloji görüşlerine
başvurduk. Mesela bir dil incelemesi örneği buraya aldım. Mehmet Hocam geçen bir muhabbet olduğu için aramızda o yüzden kaskalık kelimesini buraya almak istedim. Öncelikle tabii kelimeyi tanımladık. Morfolojik izahını yaptıktan sonra tanımladık. Daha sonra tarihi lehçelerde ve çağdaş Kıpçak lehçelerinde nasıl göründüğünü ortaya koymaya çalıştık. Ve daha sonra da mesela bir önceki yerde gösterebilirim. Yenisey yazıtlarında gaşka biçimi geçiyor bu kelimenin. Mesela Talat Tekin bununla ilgili yazıtın yayımını yaptığı için şöyle bir şey söylemiş. Yazıcının diyalektinde bir ön ses tonlaşması, K tonlaşması görüldüğünü ifade etmiş hoca. Bunu da işte geyik kelimeleriyle ve gün kelimeleriyle de somutlaştırmaya çalışmış. Tabii daha sonra biz bunun Anadolu ağızlarındaki biçimlerine de değindik ve kelimenin etimolojisiyle ilgili belli başlı etimoloji kaynaklarında neler bahsediliyor, nelerden bahsedilmiş bu kelimeyle ilgili onları vermeye çalıştık. Mesela Dörfer'in bu dört çiftlik Yeni Farsça'daki Moğolca ve Türkçe alıntılarla ilgili eseri, Rezene'nin sözlüğü, Klazon'un sözlüğü, Etimologi Çeski Slavar Türiski Yazıkov'daki anlatılan efendim ifadeler. Bunların hepsinin neler olduğunu tartışmaya çalıştık belli başlı etimoloji sözlüklerinden hareketle. Çalışma dediğim gibi birinci bölümünde Türklerde at ve at kültürü başlığından oluşuyor. Türklerde at başlığı altında eski Türklerde at koşum takımları, Eyer ve Üzengi'nin Türk kültür tarihindeki yeri, Kazaklarda at ve at koşum takımları gibi başlıklardan oluşuyor. Bir de bu bölümde Kazaklar, Kazakistan ve Kazakça meselesini ele aldık. İkinci bölüm tezin asıl bölümünü oluşturuyordu aslında. Burada 263 söz bahsettiğimiz yöntemlerle incelenmeye çalışıldı. Ve tematik olarak tasnif etmeye çalıştık bunları. Atla ilgili araç gelişler, binit takımları, araba koşumları ve kamçı olmak üzere tasnif ettik her bir sözü. Üçüncü bölümde alfabetik bir sözlükten oluşuyordu çalışmamızda. Sonuç olarak ise şöyle söyleyebiliriz kısaca. Tabii çağdaş Kıpçak lehçeleriyle karşılaştırdık incelediğimiz söz varlığını, bu 263 sözü ve tarihi Türk lehçeleriyle de karşılaştırdık. Hem art zamanlı hem eş zamanlı yöntem kullanmaya çalıştık burada. Şöyle bir grafik ortaya çıkıyor söz varlığı açısından. En fazla söz varlığının binit takımlarla ilgili olduğunu %46'lık bir payla görüyoruz. Geriye kalan kısımlar ise atla ilgili çeşitli araç gelişler, araba koşumları ve kamçı şeklinde oluşuyor. Tabii sayısal olarak en fazla söz varlığının binit takımlarıyla ilgili olduğunu biliyoruz. Fakat kamçı da çok az bir yer teşkil ediyor ama oysa çok önemli kamçı da Kazak kültür hayatında. Tematik olarak da bu söz varlığını şöyle sınıflandırdık. Fakat tematik sınıflandırmada eğer ile ilgili sözlerin daha büyük, daha geniş bir yer tuttuğu ortaya çıktı. Eğer ile ilgili sözler. Onlara da bir listesini verdik çalışmada. Evet, demek ki Kazak kültür hayatında en çok değer verilen koşum takımı eğer diyebiliriz. Tarihi Türk lehçeleriyle karşılaştırdığımızda ise ortak söz sayısı ortaklığı bakımından en fazla yakının Çağatay Türkçesinde olduğunu görüyoruz. Çağdaş Kıpçak lehçeleriyle de bir karşılaştırmaya tabi tuttuk bu söz varlığını ortaklık açısından. En fazla Kırgızca ile %76 ortaklığı var at koşum takımları açısından Kazakça'nın. En az ortaklık ise Kırım Tatarcasında. Mesela Karakalpakça ve Nogayca belki daha fazla beklenilebilirdi ama Kırgızca bu açıdan daha yakın çıktı. Bu da aynı bölgede yaşanmalarının, birlikte yaşanmış olmanın vermiş olduğu bir netice olarak düşünülebilir. Tabii çeşitli açılardan sonuç bölümünü biz değerlendirdik ama ben buraya sadece kısa birkaç maddeyi almak istedim. Mesela söz yapısı açısından incelenen söz varlığını değerlendirdik. Türemiş yapılı sözler %47'lik bir oran oluşturuyor. Daha sonra kökenlerine göre sözleri değerlendirdik. Hangi dilden en fazla alıntı yapılmış gibisinden. %42'lik oranla basit yapılı sözlerde Moğolca alıntıların en fazla
başı çektiğini gördük bu anlamda. Tabii başka dillerden de alıntılar var. Rusçadan, Farsçadan alıntılar var. Bir de bizim kökenini tespit edemediğimiz sözler var tabii. 8 sözün kökenini tespit edememişiz. Bunlar da bir %18'lik, %14'lük affedersiniz kısmı oluşturuyor. Türemiş yapılı sözlerde de Türkçe kök ve tabandan türeyen söz sayısı 98. Bu anlamda birinci sırayı Türkçe oluşturuyor tabii. %78'lik bir oranla. Birleşik yapılı sözler, yani öbek yapılı sözlerde de işte Türkçe sözlerin %52'lik, %64'lük bir kısmı oluşturduğu sözlerinde şöyle oluştu. Türkçe Moğolca, Türkçe Farsça, Türkçe Rusça, Türkçe Arapça, Türkçe Çince şeklinde oluşturulduğu görülüyor. Burada 5 tane birleşik yapının ise kökenini, tabii o birleşik yapı unsurlardan bir tanesinin kökenini tespit edemediğimizi söylemem gerekiyor. Evet, en fazla alıntının Moğolcadan olduğunu söylemiştik. Elbette bu Kazaklar gibi göçebe bir hayat tarzını benimsemeleri, coğrafi yakınlık, çeşitli dil ilişkileri gibi faktörler bunun bir sonucu olarak düşünülebilir. Son olarak ise dildeki kavramlar toplumun algı, ilgi ve kültürel değerleri aracılığıyla vücut bulmakta, kültür de dil vasıtasıyla sosyal hayata yansımaktadır. Kazakça'da at koşum takımlarıyla ilgili en ufak bir parçanın bile dilde karşılığının bulunduğu görülmektedir. Bu durum dile ve dilin bağlantılı olduğu kültüre zenginlik katmaktadır. Dilin zenginliği aynı zamanda kültürün de zenginliği olarak düşünülebilir. Kazakçanın at koşum takımlarıyla ilgili söz varlığının zenginliğini göçebe hayat tarzının ve bozkurt kültürünün bir tezahür olarak değerlendirmek mümkündür diyerek bitireyim. Teşekkür ediyorum. Osman Bey, biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani hem Kazakça için hem Türkçe için ve genelde de Türkoloji, Türk dili için çok yararlı bir çalışma. Dileriz yakın zamanda yayınlanır. Hiç değilse biz ayrıntısıyla görebiliriz. Şimdi evet, 1,5 saate yaklaştı. Evet, 1,5 saat olmuş. Ben sırayla devam etmek isterim. Yine siz de aynı üniversitenin, ABA Üniversitesi'nden Yergali hocamızdan konuyla ilgili görüşlerini almak isteriz. Yergali Bey, müsait misiniz acaba? Daha sonra Caksesli Mehmet Ölmek Mırza. Evet. Evet. Buyurun hocam, söz sizde. Eğer ruhsat olsa ben buna bayan damana toluğa detaylarda sonraki nosu dostlarımızın, tamam, Artistlerimizin yasağın bayan damasına uğray kiskentay fikrimde bildireyim. Son min ayaktasam cümbe deyimin. Min Merliye'nin bayan damasına kilginde internette akal çıktı. İstiye almaya kaldım. Buna Орекеңнің баяндамасы өте қызықты болды. Мына тарихи деректерге сүйеніп, оның нақты көшірмесін көрсетіп айтқан баяндамасы өте жақсы болды. Және де өзінің саласы болғандықтан көне түркі тілі қашанда тартымды болады ғой. Сонан кейін қазір мен ойлап отырмын, мына Сәуле ханым мен мына Осман мырзаның жұмыстары. Бұл екеуі бір-бірін толықтыратын жұмыстар деп есептеймін. Өте ауқымды, өте кең көлемді, сондай тарихқа болсын, вертикалдық байланыс, горизонтальдық байланыс дейді ғой. Соларды өте кең түрде қамтыған. Және де қазақ тілінің мал шаруашылығына байланысты, төрт түлік малға байланысты атаулары керемет қой енді. Лексикалық қорының тек қана қазақ емес жалпы түркі тілдерінің лексикалық қорының өте құнарлы жері осы қазақ тілінің мал шаруашылығына байланысты, төрт түлік малға байланысты айтылатын сөздер ғой. Олар ешқандай тілге аударылмайды, тіпті соны түсініктемесін бермесең аудару қиын. Сондықтан осындай жұмыстар қашанда көбейсе өте дұрыс болады. Жалпы түркілік осындай этнографиялық фольклорлық байлықты қазіргі заманға орай бейімдеп соған адаптация жасап ұсыну қашанда өзекті мәселе. Осы тұрғыдан жұмыстары кешегі мынау Екрем Аянның да жекелеген еңбектері, Мұхаммед ағайдың қазіргі көптеген мақалалары
osu takıptardı erlendirip toltıratın dep oylayım. Min maka ne bolgan kazak tilinin kazak tilinin neyse leksikografiyalık enbekleri onun içinde Abay tili sözdügü bolatın. Әрине Абай тілі сөздігі өте өзінің мазмұны жағынан, орындалу жағынан өте қызық. Түркі тілдерінің ішіндегі осы 68-ші жылы жарияланды ғой. Бірінші нұсқа мен қазір экраннан көрсетсем де болады міне. Мынандай не болды міне. Өте ескі кітап міне. Бірақ алайда осының ішінде өте үлкен еңбек жатыр. Сондай бір адамның шығармашылығына не жасалған сөздіктер өте аз кездесетін негізінен. Бұны әрине 40-шы жылдары басталып, сол 60-шы жылдары аяқталған орыс тілінде Пушкиннің еңбектерінің түсіндірме сөздігі шыққан. Соның бір жалғас деп те бағалайды оны. Сөйтіп айтса да болады, өйткені заманымыз солай болды ғой. Орыстардың немесе орыс оқымыстыларын қандай бағыт-бағдары бар, соны жекелеген халықтар қайталады деген. Бірақ енді бұны сөйтіп айтса да болады, айтпаса да болады. Өйткені бұл әрбір еңбектің өзінің ерекшелігі жағынан, орындалу тәртібі жағынан жұмылған ғалымдардың құрамы жағынан өте не өте қайталанбас еңбек болып есептеледі. Бұл Абай тілі сөздігі осы 60-шы жылдары кеңес дәуірі тұсында шыққан қазақ лексикографиясының ең үздік бір еңбегі деп есептеуге болады. Мұнда әрине өте көп жекелеген элементтер Абай тілінің арабша парсы қолданған сөздері, Абай еңбектеріндегі орысша сөздер, Абай еңбектеріндегі туынды сөздер, грамматикалық, стилистикалық, семантикалық жағынан жасалған жекелеген сөздер, Абай тіліндегі фольклоризм, сонан кейін историзм, тағы-тағы солай сала-сала болып кете береді. Сондықтан бұл бір ғана сөздіктің өзі үлкен-үлкен баяндамаға жарайды, қай жағынан алып қарасады. Сондықтан осы тұрғыдан алғанда да енді бұл өзінің ерекшелігін қорғайды деп айтайын. Ал енді қазақ тілінің этимологиялық сөздігі, фразеологиялық сөздігі, араб тектес кірме сөздігі, фарс тектес кірме сөздігі сияқты жекелеген сөздіктер көп. Енді оның негізінде де сол 50-шілдер шыққан ана Сиверчанның древне түркский словары жатса керек. Өйткені древне түркский словарының жариялануы өте үлкен маңызды болды. Кеңес одағында Түркиямен тікелей байланыс болмағандықтан осы сөздіктің негізінде жинақталған Радловтың еңбектерінің айналасында жинақталған тарихи деректер осы түркі тілдерінің, Түркияны есептемегенде барлық түркі тілдерінің этимологиялық сөздігін құрауда және де содан тармақталып шығатын диалектологиялық барлық сөздіктерін құрауда таптырмас дерек болды деп есептеймін. Сондықтан бұл өте жақсы тақырып, ал сіздердің осы ұстанымдарыңыз одан әрі кетіп көне түркті мыңдаған жылдарды қазіргі заманмен жалғастырып жатқан өте шұрайлы да өте маңызды жұмыс. Сондықтан енді сіздерге сәттілік тілей отырып сөзімізді модераторға берсем, сіздерге іске сәт бұндай маңызды да қажетті және де қазақ қоғамында өте зәру осындай жалпы түркілік аспектіні қамтитын ғылыми еңбектеріңіз көп болсын деп тілеймін. Жақсы, модератор ағамыз бар ма? Сіздерге іске сәт әрлеріңізге. Мехмет ұжамыз жоқса о заман. Ереке көп рахмет, қазір жалғастыра берейік тізім бойынша. Иә,
Kimde yazıp ya da okusa şimdi sunumculardan kimse kaldı şimdi bizde. Teşekkür ederiz Yergali Bey. Yergali Bey çok teşekkürler. Şimdi Yergali Bey'den sonra son söz, son konuşmacımız Emin Bey olacak. Emin Bey de benzer bir konuda Kazakçanın söz varlığı konusunda konuşma tez hazırlamıştı. Emin Bey hazır mısınız? Hazırım hocam. Katılabilecek misiniz? Evet, katıldım. Tamam. Buyurun Emin Bey, sizi dinliyoruz. Herkese merhabalar. Sesim geliyordu inşallah. Öncelikle hocama ve diğer arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi bildiriyorum. Bana bu sunumu hazırlamamı, bu konuşmayı yapmamı sağladığı için. Bir kitabımız çıktı yakın zamanda, geçen haftalarda. Hocam da gösterdi. Kazakçanın tarihi lehçelere göre söz varlığı. Bu kitap arkadaşlar, sayın dinleyiciler, şuradan fotoğrafımı gösterebilirsem, 2019 yılında şöyle bir kapak, arka kapağında belirtti. Arka kapağında zaten Kazakça ve Türkçe bir yazı var, giriş yazısı var kitapla ilgili. Bu 2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'ne sunulmuş bir tezin gözden geçirilmiş, yeniden eklenmiş bir şekli. Hatta yeni kelimeler ekledik bu çalışmaya. Bu çalışmayı yeniden değerlendirdik. İsmi bile farklı. Sunduğum tezin adı eski Türkçe'ye göre Kazakçanın söz varlığıydı. Ancak biz eski Türkçe dışında Kıpçakça, Harizm ve Çağatay döneminden de eserleri incelemiştik, belirtmiştik. Şöyle ilk sayfalara geçiş. Bir dakika. Tekrardan iç sayfa örneklerinden şöyle fotoğraf göstereceğim. Ben sunum yerini hazırlamadım. Şöyle sunum konuşma olarak hazırladım kendimi. Bu çalışmalar gördüğümüz gibi Kazakçanın eski Türkçe'ye göre, yani tarihi lehçelere göre söz varlığı görülmektedir. Çalışmada 4000'den fazla madde başı vardır. Bu madde başlarının dışında madde içi kelimeler de vardır. Yani şöyle söyleyeyim, madde başlarının türemiş kelimeleri madde içerisinde belirtilmiştir. Çalışma eski Uygurca'dan tutun, Köktürk, Uygur, Karahanlı, Kıpçak, Çağatay dönemlerini kapsayacak şekilde geniş ve bütünlüklü bir çalışmayı kapsamaktadır. Giriş bölümü söz varlığı ve eski Türkçe, Kazakça şeklinde, dizin şeklinde oluşmaktadır. Bu söz varlığı kısmından hocam zaten fotoğraflarını gösterdi Mehmet Hocam. Bu çalışmayı nasıl başladığımızı belirtirsek, çalışmaya öncelikle tez aşamasındayken hocam Mehmet Ölmez tez danışmanıdır kendisi benim. Onun yönlendirmeleriyle işte Drev nedir? Önemli Türkologların işte Drev ne Türk Slovar olsun, Klason'un sözlüğü olsun, bu tür sözcükleri okumamı, bunlarda nasıl bir yöntem kullanıldığını öğrenmemi, sonra kendime bir yöntem belirlememi tavsiye etmişti. Bunları ben okudum. Drevne olsun, Klason'un sözlüğü olsun, hatta Rasenen, Sevortian, Radloff'un sözlüklerini okudum, değerlendirdik. Kendimize bir yöntem belirledik hocamın yardımıyla. Bu yöntemi uyguladık. Bu yöntemde şurada görüldüğü gibi önceliğimiz mesela Uygurca demişiz örnek olarak şurada. Uygur eserlerini vermişiz. Ondan sonra eserin hangi mesela farklı bir şekilde geçiyorsa, mesela Uygurka 1'de demişiz. Uygurka 1'de farklı bir şekilde belirtilmiş farklı bir yazılış var. Bu yazılış farkını da gösterdik. Hangi satırda, hangi metinde geçtiğine dair bilgi de verdik. Bu bütün eserler için öyle. Mesela Kutatbu Bilik için öyle, Divan için öyle, Kıpçakça için, Çağatayıcı için, bütün eserler için eserlerin nerede, hangi bentte, hangi satırda geçtiğini belirttik. Bu yöntemi kullanarak eserimizi 4000'den fazla bir kelime madde başı oluşturarak hazırladık. 2020 yılında da basma imkanımız oldu hocam sayesinde. Çalışmada birçok etimolojik sözlüğü kullandık. İşte Drevne, Klason, Rasenen, Sevortian, Radlo, bunun dışında saymadıklarım. Bununla beraber müstakil eserler de kullandık. Köktürkçe ile Uygur müstakil eserler, Uygurca, eski Uygurca ile ilgili müstakil eserler, Harzem, Kıpçak, Çağatayca ile ilgili birçok müstakil eser kullandık. Bunları da kaynakçada, hatta kısaltmalarda da belirttik ki şey olsun diye açık bir bilgi belirttik orada. Bunun dışında Kazakça kaynaklar içinde şunları kullandığımız kaynaklar, öncelikle Kazakça için biz Sovyetler zamanında yazılmış 1978-86 yıllarında yazılmış Kazak dilinin sündürme sözlüğünü bulduk. Türkiye'de bulduk, bir üniversitenin kütüphanesinde bulduk. Hocam onu
öncelikle kullanmamız gerektiğini söyledi. Bunu kullandık. 10 ciltlik bir sözlük. Bunu bulduk. Bunu taradık, kullandık. Bununla birlikte 15 ciltlik, biraz önce bir hocamız da söyledi, 15 ciltlik Kazak dilinin edebi dilini sözlüğünü de kullandık. Onunla beraber tekrardan İskakov'un redaktörlüğünde hazırlanmış olan bir 10 ciltlik bir Kazak dilini sürdürme sözlüğü. Yani bunların dışında da müstakil Kazakçadan farklı dillere sözlükler de kullandık. Bunları nasıl kullandığımıza gelince şöyle söyleyeyim. Bu kaynakları önceliğimiz Drevne'ydi. Drevne'den Kazakçaya bakıyorduk. Kazak Drevne'deki bir kelimeyi Kazakçaya göre ayarlıyorduk. Ancak ilk başta bunları yaptık. Sonra kelime atladığımızı gördüm. Kazakçada kelime atladığını gördüm. Daha sonrasında bu sefer de Kazakçadan da tarih kaynaklara, sözlüklere bakmaya çalıştım. Yani hiçbir kelimeyi atlamadan, hiçbir kelimeyi kaçırmadan ikisini karşılaştırmalı olarak böyle bir çalışma uyguladık. Bu bayağı zorlandık açıkçası. Çünkü bazı kelimeleri bulamadık. Çünkü mesela kelime Kazakçada yok. Kazakçada görünmüyor. Bunları not alıp fişledim, bir yere koydum daha doğrusu. Daha sonrasında incelediğim atasözleri, deyimler, farklı cümlelerde bu kelimeler karşıma çıktı. Türemiş şekilleri karşıma çıktı. Bunları da belirttim eserde, çalışmada. Gösterdim daha doğrusu. Bunun dışında kaynaklarda çok sorunlar karşıma çıktı. Bu kaynakların en çok beni, Kazakça kaynaklardan en çok beni, bana yardımcı olduğunu düşündüğüm Kazak dilinin aymaklık sözlüğü var. Ağızlarla ilgili bir sözlük. Bu sözlük benim için çok iyi oldu. Bulamadığım birçok kelimeyi bu aymaklık sözlüğünde buldum. Bunun dışında atasözleri deyimler sözlüğünü de kullandım Kazakça ile ilgili. Burada da bulamadığımız kelimeler olsun, atasözleri deyimler içerisinde yaşıyordu. Ancak sözlüklerde yaşamıyordu. Bu da bizim için bir kaynak oldu. Çok da iyi bir kaynak oldu. Bu aymaklık sözlükten de bahsedersem, bunu eserde özellikle kısaltmasını belirttim ben. Kazak dilinin aymaklık sözlüğü diye. Özellikle aldıysam oradan onu belirtmek zorunda kaldım. Çünkü şey olmasın diye, bir karışıklık olmasın diye. Çok iyi bir sözlük. Tavsiye ederim herkese. Kazakçanın söz varlığını zaten Türkçe kelimelerden oluşuyor ve bunun türevlerinden oluşuyor. İşte çalışmamızda Kazakça üzerine, Kazakçanın söz varlığı üzerine bir etimolojik tarzda hazırlanmış bir sözlük. Burada eserlerin, müstakil eserler olsun, normal eserler olsun, hepsinin hangi satırda, hangi bentte yer aldığına dair bilgiler mevcut. Çalışma esnasında şöyle söyleyeyim, sadece Çağatayca'dan, sadece Kıpçakça'dan, sadece Harizmce'den Kazakça'ya geçmiş kelimeler mevcut. Özellikle Çağatayca benim çok dikkatimi çekti. Çağatay döneminden Kazakça'ya geçen kelimeler. Neden diye soracaksınız. Çünkü Çağatay döneminde ben çalışırken, Çağatayca eserler üzerine çalışırken Moğolca bazı kelimelerin, yani Çağatayca'da geçen Moğolca kelimelerin aynen Kazakça'da var olduğunu gördüm. Bunları hocamla ayırdık biz bu kelimeleri. Bayağı da hatta yani bir 200'e kadar yakın bir kelime Moğolca olduğunu düşünüp ayırdık. Bunları dahil etmedik. Çağatay döneminden Kazakça'ya geçen. Örnek olarak verirsek mesela balaşşaga kelimesindeki Kazakça, çoluk çocuk çaga Moğolca çagadan geliyormuş. Şaga, bunu şey yaptık. Bununla birlikte mesela bürküt kelimesi kartal anlamındaki Kazakça'da bürküt kelimesinin Moğolca olduğunu, kayşı, makas, bunun Moğolca'dan geçtiğini öğrendik. Yani şunu söylemek istiyorum. Kazakça'da Çağatayca üzerinden Moğolca'ya geçen bayağı kelime var. Bunları da gördük. Müstakil olarak Kazakça'dan sadece, mesela sadece Harizmce'den, biraz önce Osman Bey söyledi, aklıma takıldı. Inırşak kelimesi, ınırçak kelimesi. Kazakçası ınırşak. Bu kelime kısaca Enbiya'da da görünüyor. Tahterevan anlamında. Bu sadece Harizm döneminde bir eserde görülüyor ve sadece o dönemde var. Başka bir, daha sonraki dönemlerde, eserlerde de yok. Bu Kazakça'da ınırşak şeklinde var. Sizin dediğiniz gibi semer veya şey anlamında. Biraz önce ılav, lav dediniz. Bu Altun Yaruk'ta olsun, divanda olsun, Kıpçakça'da olsun birçok metinde de geçiyor. Ben de onu almışım. Ulak kelimesinden geliyormuş. Eski Türkçe Altun Yaruk'ta ulak şeklinde de geçiyormuş. Buradan geliyor. Mesela Çağatay döneminde mesela müstakil olarak Çağatay döneminden geçen eserlere baktığımızda mesela baytal kelimesi sadece Çağatayca'da geçen bir kelime. Bu Dictionary Oriental'de geçiyor.
bu kelime kısrak anlamında baytal kelimesi. Kazakçada da direkt olarak sadece o eserden Kazakçaya geçmiş. Bununla birlikte tabii Nogayca'da Karakalpakçada da var bu kelime. 2-3 Kazakça geçen şekli 2-3 yaşlarında yavrulamamış tay, at anlamında geçmiş. Kıpçakça biraz önce açkıç kelimesini kullandığı bir arkadaşımızdan not almıştım da. Codex Comenicus'ta geçiyor. Bir Kazakça dediniz, aşkış dediniz. Bu Codex'te geçen bir kelime ve Kitab-ı İdrak'ta geçiyor. Bunu da sadece Kıpçak döneminden geçen bir eser olarak ben de bunu değerlendim. Daha öncesini göremedim, bulamadım eserlerde. Şöyle benim için Kazakça'da dikkate değer kelimeler olarak ben not almıştım burada kendim. Buraya gelmeden önce sunum değil de konuşma şeklinde olacağını düşünmüştüm. O yüzden Kazakça ergeceyli diye bir kelime var. Ergeceyli diye bir kelime. Bu kelime cüce, altı parmaklı, kısa adam anlamında kullanılıyor. Bunun hakkında bir çalışma da hazırlıyorum, makale hazırlıyorum daha doğrusu. Bu kelimenin nereden geldiğine dair yaklaşık olarak yani belki bir gün, iki gün, yani 3-5 gün uğraştım, hocama da sordum, Araz hocama da sordum nasıl bir kelimedir filan. Bu kelimenin ernek kelimesinden geldiğini, parmak kelimesinden geldiğini öğrendim. İleriki zamanlarda bunu daha açık bir şekilde, bir makale şeklinde belirtmeyi düşünüyorum. Bir sorunlu kelime olarak kendim gördüğüm sorunlu kelimeleri belirttim. Kaskır kelimesi, kurt kelimesi. Bu kelime de köken olarak tam olarak nereden geldiğini biz de bilmiyoruz. Bunun için Şerbak'ın bir çalışması vardı hayvan hakları ile ilgili. Şerbak'ı okumuştum ben. Şerbak'ı okuduğumda Şerbak kelimenin Çuvaşça olduğunu söylüyordu. Ben de tabii ki Çuvaşça Egorov'un etimolojik sözlüğüne baktım. Oradan da ona baktığımda o da Kazakça'da, Kırgızca'da geçtiğini söylüyordu. Yani karşılıklı paslaşıyorlardı ama kökenini tam olarak belirtmiyorlardı. Bunun, bu da sorunlu, bana göre sorunlu bir kelime. Bununla da oturup uğraşılması, çalışılması gereken bir kelime. Yani eğer bir başlı başına çalışma yapılacaksa. Bir de eski Türkçe balık kelimesi var. Kale, şehir anlamında, ikinci anlamı o. Ben değerlendirdim. Bu kelime Kazakça'da yaşıyor. Ancak müstakil tek başına yaşamıyor. Bir ekli bir şekilde yaşıyor. Balıkçı şeklinde kale komutanı olarak yaşıyor. Ben de bunu çok sonraları buldum. Böyle kelimeleri not alıyorum genelde. Bu kelimeleri işte duvarlara yapıştırıyordum kağıtlarla. Daha sonrasında sözlük karıştırırken, tezle uğraşmadığım zaman bunları temin ediyordum, buluyordum. Daha çok atasözlerinde çıkıyordu, deyimlerde çıkıyordu. Örnek Kazakça metinlerde çıkıyordu, eski metinlerde. Çıkıyordu. Sonrasında benim de dikkatimi çeken bir kelime var. Kazakça keles, kertenkele kelimesi. Hayvanlarla konuştuğumuz için, hayvan adlarıyla konuştuğumuz için ben de birkaç hayvan adı örnek göstereyim dedim. Keles, kertenkele kelimesi. Bu kelime divanda keler şeklinde. Divan-ı Gati Türk'te. Kıpçakça'da keler şeklinde. Ancak Kazakça'da keles. Bu bunlardan geçmemiş, divandan veya şeyden geçmemiş. Çağatayca'da keles şeklinde geçmiş, seli şeklinde geçmiş. Büyük ihtimalle Çağatay üzerinden Kazakça'ya geçmiş diye düşündüm. Zaten onu öyle değerlendirdik. Sonrasında benim başka bir kelime, problemli kelime olarak değerlendirdiğim... Emin Bey, toparlarsak saat 5 oluyor, 2 saatimiz doluyor. Hocam birkaç çok kelime yazmıştım. Birkaç seçeyim buradan hocam, söyleyeyim ben. Eski Uygurca eserlerde geçen inci kelimesi var hocam. Hocam bilir. Miras, devlet toprakları anlamında, miras anlamında genellikle kullanılan bir kelime. Bu kelime sadece eski Uygurca ve Çağatay dönemi birkaç eserde var. Kazakça enşi şeklinde geçmiş. Benim de dikkatimi çeken kelimelerden. Kazakça anlamı miras gene. Babanın evlendiği zaman çocuklarına verdiği hisse anlamındaymış. Bu da çok ilginç, dikkatimi çeken bir kelimeydi. Kızanak kelimesi var Kazakça'da. Domates anlamında kullanılıyormuş kızanak. Bu da Çağatay döneminden geçen ama Türkçe kökenli bir kelime. Çağatay'dan geçen bir kelime. Toparlarsak Kazakça'da eski Türkçeden, Orta Türkçeden yani Türkçenin bütün dönemlerinden kelimeler mevcut. Söz varlığı bakımından çok zengin. Biz 4000 kadar kelime inceledik ancak bu yeterli değil. Daha fazla kelimeler vardır. Kesinlikle vardır. Bunun daha derinlemesine incelenmesi gerekir. Kitabımı tavsiye ediyorum. Etme sebebim şu, çok fazla kelime var ve çok fazla madde var. Madde içi kelimeler de fazla. Ya bunun dışında atasözleri örnekleri var. Mesela kelimeyi kuvvetlendirmek, güçlendirmek adına
olsun, örnek cümleler var. Hatta diğer lehçelerden de işte Nogayca, Kırgızca, Karakalpakça gibi olsun, onlardan da örnekler mevcut ki kelime güçlensin, hani kelimenin desteklemesi adına. Bitiriyorum. Aslında konuşacak bayağı kelimem vardı. Bitiriyorum. Zamanımız azaldığı için herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bütün hocalarımıza ayrı ayrı konuşmaları ve çalışmalar için çok teşekkür ederim. Aslında bu toplantı umuma açık ama en çok öğrenen ben oluyorum. Bu toplantılarda en sevdiğim benim öğrendiğim, duyduğum yeni kaynaklar, yeni çalışmalar. Şimdi ben çok kısa bir iki dakika toparlayıp daha sonra yorumcu hocalarımızdan, toplantıya katılan, toplantı izleyen yorumcu hocalarımızdan görüşlerini, fikirlerini rica edeceğim. Benim değinmek istediğim kelimelerin başında mesela Savle hocamızın değindiği sıyır möngreydi var. Sıyır möngreydi. Eski Türkçe metin çalışmalarında. Yaya var möngreydi. Evet, möngreydi. Hocam eski Türkçe metin çalışmalarında en büyük sorun bir kelimenin ö ile mi, ü ile mi veya o ile mi, u ile mi okunacağı konusudur. Çünkü ne runik yazı, ne Uygur yazısı, ne Arap harfli metinler ö ve u'yu, ü'yü ayırt etmez. K ve G'yi ayırt eden metinler mevcut. Arap harfli metinlerde ya da runik harfli metinlerde K ve G, kaf, ayın veya K, G, K, G aracıyla runik yazıları da ayırt edebiliriz ama Uygur yazıları buna müsaade etmiyordu. Ben möngremeyi belirli sebeplerle eski Uygurca metinlerde hep möngremek, ö ile okumuştum. Ama bizim ustalarımız, hocalarımız hep ü ile okumuştu. Müngremek şeklinde okumuşlardı. Ben buna itiraz etmiştim. Kendi delilimi de ortaya koymuştum. İşte Kazakça bunlardan birisi oldu. Eski Uygurca bir metinde hemen hemen istisnasız bütün eski Uygurca hocaları kaynaklarında müngremek şeklinde okumuştu. Eğer Kazakçaya baksalardı böyle olmayacaktı. Ben hep Kazakça ve benzeri dillere bakmıştım. Ben tabii bizim Türkçemizdeki böğürmekten de hareket etmiştim. Bizim Türkçemizi de böğürmekte öyleydi. Birisi buydu. İkincisi aran sözü geçti. Aran at ahırı yerineydi değil mi? Aran. En eski aran çok nadir bir kelimedir. Divan-ı Lügatürk'te rastlarız. Ben şimdi baktım divandan. Divan-ı Lügatürk'te çok kısa bir maddedir aran. Ama var mı başka diye ben hafızamda tabii hemen baktım. Bakın burada eski Uygurca'nın sözlüğü yer almakta. Eski Uygurca'da bir defa yer verilmiş. Bu benim hocamın hazırladığı bir sözlüktür. Buna yer verme sebebim bir defa da olsa arana yer verilmiştir burada sözlükte. Aran. Tek örnektir. Eski Uygurca için tek çit parmaklık olarak yer alır. Bu benim hazırladığım bir başka sözlükte de buna yer vermiştim. Bu çit parmaklık kelimesi eski Uygurca kitabın aslı evimde fotokopisi yer almakta. Berliner Tufan Text 7 metninde yer alır. Ki bu metin tabii eski Uygurca'nın ilk dönem veya orta dönem eseri değil. Tibet dönemi eseridir. Bu Tibet Budizminden etkilendiği eseridir ki bu Moğol döneminde denk gelir. Demek ki çok eski değil aran eski Uygurcu'da. Ama bir defa da olsa geçer. Başka ne var? Könek kelimesi. Könek dikkatimi çekmişti. Kova, su kabı, süt kabı yerine. Bu da eski Türk şiirinde, Reç Rahmet Arif'in eski Türk şiirinde rastladığımız kelimelerdendir. Önemli bir kelime. Ulak kelimesi, ulav şeklinde yer verildi yanlış hatırlamıyorsam. Bu ayırt edici bir kelime. Yani Kazakçanın bize yararı şu. Bugünkü Türk dillerindeki K ya da K ile ulak kelimesi Moğolcadır. Yani o telaffuzu Moğolcadır. Kelimenin eski Türkçe kelime şekli ise ulağ, R iledir. Çünkü ulağ şeklindeki kelime bizim Türkçemizin, Türkiye Türkçesinin kelimesi olsaydı ula şeklinde yaşar giderdi. Ulak şekli geri ödünçlenmiş şeklidir. Ama Kazakçadaki V'li şekil belli ki eski Türkçe'ye gidiyor. Ve Kazakçanın bu tür bize eski Türkçe'yi anlamamızda Osmanlıca bir kelime kullanayım. Ziyadesiyle faydası var, yararı var. Daha ben ilk sunuşumda değinmemiştim. Mesela eski Uygurca yükünmek fiili Kazakçada bugün çok iyi yaygın kullanılıyor. Jügünü şeklinde. Ökünmek, pişman olmak, ökünüştü oldum,
Ökünüşlü oldum, ökünçlük şekli Kazakçada devam ediyor. Ben konuşmacı değilim aslında. Bu sebeple ben burada durup en başta yorumcu hocalarımızdan rica edeceğim. Cazire Hanım özellikle Kazakçanın söz varlığı ağırlıklı çalıştı doktorasında. Cazire Hanım'ın gözlemlerini, katkılarını şimdi rica edeceğiz. Cazire Hanım ses geliyor mu acaba? Sizin mikrofon çalıştı mı? Evet hocam, mikrofonum çalıştı. Sesim geliyor mu? Tamam. Geliyor. Sesiniz geliyor. Çok güzel. Buyurun Cazire Hanım. Sizin katkılarınızı rica edeceğiz. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, değerli izleyiciler. Öncelikle Kazakçanın Tarihi Türk Lehçelerine Göre Söz Varlığı adlı çalışmasından dolayı Doktor Emin Obay'ı tebrik eder. Başarılarının devamını dilerim. Ayrıca böyle bir çalışmanın Türkoloji alanına kazandırılmasında ve yönlendirici rolü olan bu çalışmanın editörlüğünü üstlenen kıymetli hocamız Profesör Doktor Mehmet Ölmez'e de teşekkürlerimi iletmek ve bu tür çağdaş Türk dil türlerinin ortak yönlerinin birleştiren eski Türk lehçeleriyle karşılaştırmalı çalışmaların da devam etmesine, öncülük etmesine yine dilerim. Çünkü bunlar çok önemli. Günümüzde Türkiye'de özellikle çağdaş Türk lehçeleri edebiyatları alanda yapılan çalışmalarda sadece bir lehçenin ses bilgisi, biçim bilgisi, söz var ya da destan üzerinde yapılan çalışmalardır. Özellikle eski Türkçe ile karşılaştırmalı olan çalışmalar tabii ki çok emek ister, uzun bir çalışmayı gerektirir. Bu tür çalışmalar maalesef çok azdır Türkiye'de. Ve bu çalışma bu açıdan çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Birazdan içerisindeki bazı kelimelerle ilgili bilgiler de vereceğim. Burada Kazak hocalara da biraz seslenmek istiyorum hocam izninizle. Keş şarık kadırmende Kazak tanuşu, Türk tanuşu, galımdar. Munda Kazak erkeklerden Kazak tilinde gılımi bayandalamalardı. Kazakı daustan tıngdau men üçün ülken mertebe boldu. Koş kelip sizler, sizlerinin kızıqtı zerteulerinizde tıngdadım osunda. Sizlerde tanıganım üçün öte kuanıştamın. Men bugün negizi Emin Oba Mırza'nın Kazakşanın tarihi Türkü tillerine karay jasalgan leksikalık sözlük koru adlı kitabı turalı bir bağalau bayandamasın jasayın deyip otırmın. Kazakça üzerine konuşacak olursak hocam, Kazakça uysun, kanlı, argun, nayman, alışın vesaire gibi birçok tarihi milattan öncesine dayanan Türk boylar birliklerinin üç cüzünü birleşmiş haliyle günümüzde Avrasya'nın en büyük coğrafi alanda konuşulan bir Türk dil türü olduğunu hepimiz biliyoruz. En geniş arazide konuşulan bir Türk lehçesidir. Dolayısıyla eski Türkçe'ye ait olan birçok günümüzde hem Kazak Türkçesinin anlatmalı sözlüğünde hem de diyalektolojik sözlüklerinde yer alan birçok Türk eski Türkçe'yi barındıran kelimelerin olduğunu biz biliyoruz. Maalesef günümüzde çağdaş Kazakistan'da Kazakçayı bilmeyen birçok Kazak var. O pratikte bunların hepsi ne kadar aksamış olsa bile teorik olarak, tarihi olarak Kazakçanın ne kadar zengin olduğunu biz çalışmalarımızda araştırdıkça, derine indikçe bunun farkına varıyoruz. Ve bu eser de bu çalışmanın bir ürünüdür. Emin Bey'in yaptığı çalışma. İster Sovyetler Birliği döneminde, ister bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti'nde Kazak dili ile ilgili bilimsel çalışmalar yoğun olarak çalışılmış olup Kazakçanın etimolojisi ile ilgili eski Türkçe ile karşılaştırmalı çalışmalar da yapılmıştır. Ancak Kazakistan'da yapılan çalışmalar Türkiye'deki yapılan çalışmalardan ayırt edilir aslında. Bizde genelde Kazakistan'da yapılan çalışmalar biraz da Kazakça'nın Kazak dünya görüşüyle yapılan söz dağarcılığı üzerine yapılıyor. Ama eski Türkçe olarak genelde Kutadgubilik, Divanülügat Türk ile bu eserlerin söz varlığıyla karşılaştırmalı çalışmalar var ama diğer özellikle 7. 8. yüzyıldaki Orhon Abideleri olsun, ister 9. 10. yüzyıldaki Budist Manikeist Türk çevresinde yazılmış olan eserler olsun, bunlarla maalesef karşılaştırmalı çalışmalar bulunmamaktadır.
Kazakçanın tüm kelime dağarcığını tam olarak kapsayabilen, kelime dağarcığının anlamını ortaya çıkaran, kapsamını genişleten ve sistematik olarak az sayıda tam teşekküllü sözlük bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Yani çok azdır bu tam teşekküllü sözlük bilimsel çalışmalar. Etimoloji, özellikle etimoloji çalışmalarıyla ilgili olarak etimoloji Kazakçanın kelime dağarcığında özel bir yeri olan en zengin ve en çok kullanılan hazinenin kaynağını ortaya çıkaran sözlük bilimsel en önemli daldır. Özellikle etimoloji konusuna biraz değinmek istiyorum. Çünkü eski Türkçe ile karşılaştırdığımız zaman biz Kazakçadaki günümüzdeki Kazakların bile bilmediği bazı kelimeleri, mesela roman falan okurken, herhangi bir eser, şiir okurken günümüzde Kazakçada hiç kullanılmayan kelimelerle karşılaşıyoruz. Yani ben bile kendim Kazak olmama rağmen mesela Abajoğlu olsun, bazı büyük şairlerimizin şiirlerini okuduğum zaman bazı kelimelerin sözlükte de bulamıyoruz hani karşılığını. Bunları ama eski Türkçe kitaplara baktığım zaman, sözlüklere baktığım zaman bunları bulabiliyoruz ve çok hayretle karşılıyoruz o yazarların, şairlerin bu kelimeleri bilmesini. Etimolojik araştırmanın gelişimi ve oluşumu birbiriyle yakından ilişkili iki süreci gerektiriyor. Bunlardan biri etimolojinin bilimsel ve teorik temelini kapsamlı bir tanımı, yani Kazak dilinin etimolojik araştırmalarının temeli olan teorik bir program, yani teorik bir yöntem, pratik bir göstergenin geliştirilmesine öncülük edecek. İkincisi ise birincisi olan bilimsel teorik programa uygun olarak gerçekleştirecek olan somut eylemler, yani makaleler veya sözlük şeklinde yapılan dilimizde gerekli kelimelerin etimolojik tanımlarıdır. Yani birincisi yöntemi belirleyen bir çalışma, ikincisi ise pratik olarak bizim bu az önce belirttiğimiz Emin Bey'in yaptığı çalışmalar gibi kelime dağarcığını ortaya koyan tarihi süreçte ortaya koyabileceğimiz kelime dağarcığı ile ilgili çalışmalardır. Türk dil türleri, günümüzdeki çağdaş Türk lehçeleri olarak adlandırdığımız Türk dil türleri 13 yüzyıldan fazla bir zamandan beri bol ve çeşitli metinlerle mevcudiyetlerini ortaya koymuşlardır. Bunlar Avrasya'da geniş bir sahaya yayılmaktadırlar. Bu diller çok sayıda ve birbirlerinden farklı lehçelerde ayrılmış bir vaziyet arz etmektedir günümüzde. Farklı lehçe, fakat zamanda ve mekandaki bu dağınıklığa ve hatta bu derece lehçe farklılığına rağmen bunları birlikte katıldıkları büyük bir seçicilikle, kendilerine has lingüistik bir sistemle tayin edilebilme imkanı veren bir yapı anahtarları bütünlüğü ortak yönde ortaya koymaktan geri kalmamışlardır. Yani bu Türk lehçelerin arasında ortak yönü tamamen eski Türkçe'ye götüren yöndür bize. Biz sadece eski Türkçe ile ilgili çağdaş Türk lehçelerini karşılaştırarak ancak bunların ortaklığını daha çok ortaya koyabilmekteyiz. Statik bir şekilde tarif edilebilen bu ortaklığı, bu Türk dil türlerinin zaman içerisindeki gelişmesi sırasında daha az aşikar olmayan bir temayüller ortaklığıyla birleştiğini görüyoruz. Çeşitli Türk dil türlerinin özünü teşkil eden ve onların derin birliğini temin eden oldukça dikkat çekici bu ortak hatlar, ses biçim ortaklığıyla birlikte söz varlığında daha çok belirgin olmaktadır. Biz bunu daha çok söz varlığında görüyoruz. Tabii ki ses ve biçim ortaklıklarını ortaya koymak daha çok ince çalışmayı gerektirir. Çağdaş Türk dil türleri müştereken, ortak olarak yerli denilebilen ve hemen hemen aşağı yukarı milattan sonra 700. yıllardan beri bilinen eski Türkçeninkine tekabül eden oldukça geniş bir kelime hazinesini ortaya koyar. 13 yüzyıl boyunca şüphesiz az çok önemli sayılabilecek semantik tekamüller kaydı dikkatle bir yana bırakacak olursa bu kelimenin hazinesi hemen hemen tamamıyla korunulagelmiş olduğunu görüyoruz. Yani daha 7. yüzyıldan beri günümüze kadar ulaşan bu kelime dağarcıklarını biz aslında çok dağınık bir şekilde günümüzde yaşayan çağdaş Türk lehçelerinin hepsinde bulabiliyoruz aslında. Kimisi Kazakça'da korunmuştur, kimisi Türkiye Türkçesinde korunmuştur, kimisi Özbek Türkçesinde korunmuştur, kimisi Tuva Türkçesinde korunmuş olduğunu görüyoruz. Ama bu kelimelerin hala günümüze kadar yaşamış olduğunu, farklı farklı anlamlarıyla, farklı farklı türevleriyle günümüze kadar ulaşmış olduğunu görüyoruz. Bu hususta eski Türklerin Orta Asya ve Sibirya'da bu çoban ve avcı, konar göçerlerin kelime hazinesidir aslında bu kelimeler. Hatta artık günümüzde
bugün büyük çoğunlukla teşkil eden yerleşik hayata geçmiş olan Türklerde bile göçebeliğin eski kelime hazinesi yeni hayat şartlarına da uydurulmuş olduğunu görüyoruz. Örnek olarak söyleyecek olursak eski Türkleri çadır anlamına gelen eb kelimesi günümüzde Osmanlı Türk yani Osmanlıların devamı olan günümüzde Türkiye Türklerinde üy şeklinde pardon ev şeklinde Kazaklarda üy şeklinde devam etmektedir. Halbuki bu artık çadır anlamında değil günümüzün gayrimenkul ev anlamında kullanılan bir kelime haline gelmiştir. Boylar halinde yaşadıkları akrabalık isimlerinin esas düzeni hemen hemen bozulmamıştır aslında. Akrabalık kelimelerin hepsi günümüzde yaşıyor yine eski Türkçedeki kelimeler günümüzde. Hem Kazakçı'da hem Tuvacı'da yaşadığını görüyoruz. Türkiye Türkçesinde pek yaşamadığını görüyoruz bunların. Bazıları yaşamış, bazıları yaşamamış. Yani korunmamış daha doğrusu. Hayvan yetiştirme ve avcılıkla ilgili, bitki örtüsüyle ilgili terimler büyük bir zenginlik arz etmektedir eski Türkçe'de ve günümüzdeki Türk lehçelerinde. Genel olarak bu eski kelime, eski Türkçe'deki kelime hazinesi tamamıyla bütün Türk lehçelerinde bir yerlerde bir şekilde korunmuş olduğuna biz şahit oluyoruz derin çalışmalarımızda. Şimdi burada ben birazcık... Emin Oba'nın Kazakça'nın tarihi Türk lehçelerine göre söz varlığı adlı kitabından tespit ettiğim bazı kelimeler üzerine durmak istiyorum. Pardon. Şimdi Emin Bey bu çalışmasında aslında 7. yüzyıldan Çağatay Türkçesine kadar eski Türk yani Orhon abideler Orhon yazıtlarından Çağatay Türkçesine kadar ki bir dönemi kapsayan yazılı tarihi yazılı eserleri tarayıp bu etimolojiyi yani bu tarihsel süreci ortaya koyduğunu girişte biraz bahsetmiş. Ve burada önemli olan şey eski Kıpçakça eserlerin de ele almış olması Kazakça'nın biraz Kazakça kelimelerin etimolojisini belirtmek için de çok önem arz etmekte olduğunu görüyorum. Bu kitapta yalnız bir şey tavsiye etmek istemiştim. Çünkü kısaltmalar kısmında bu metinler kelimeleri açıklama getirirken bazı kısaltmalar kullanmış. Mesela Codex Communicus'un işte CC şeklinde. Mesela Maitri şeklinde ancak Kazak okuyucular için bence KK'ye Codex Communicus, Maitri için Maitri Simit ya da HŞ için mesela Hüsrev-i Şirin şeklinde eser belirtilirse bence daha iyi olurdu. Burada yazarların isimleri verilmiş. Yazarları bence kaynakçada bulabilirlerdi ama şimdi Türkiye'de bu kısaltmalar herkes aşinadır, Türkologlar. Herkes AY'nin ne olduğunu biliyor, Altın Yoruk olduğunu, CC'nin herkes Codex Communicus olduğunu biliyor ama Kazak araştırmacılar hiç bunları bilmezler. Yani dolayısıyla bir Kazak araştırmacı bu sözlüğü çok rahat bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Kazaklar da artık Latin alfabesine geçmek üzere olduğu için burada yazılan bütün Latin harfiyle yazılan bütün açıklamalar, kelimeler, kaynaklar her şey anlaşılır durumda. Ancak kısaltmalar konusu biraz hani Kazak okuyucular, Kazak araştırmacılar için kafa karıştırıcı olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Kısaltmalar mesela de kendi eser adlarıyla verilmiş olsaydı bence daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bu birinci mesele. İkinci mesele demek istedim. Bunlar küçük eleştirilerim benim tavsiye şeklinde. İkincisi ise mesela belirtilirken eserler örneğin mesela karşımda bir kerek kelimesi var. Sayfa 213'teyim. Kerek kelimesi mesela burada bayağı böyle kronolojik bir şekilde verilmiş. İşte ilk başta işte Turkish Turfan tekstlerinin TT şeklinde verilmiş. İkinci cilde olur belirtiliyor. DLT, Divan-ı Lügat-ı Türk. Ondan sonra KB, işte Kutadgu Bilik. Ondan sonra BV mesela. BV mesela bir Kazak bu BV'yi mesela bilmez. Ondan sonra CC mesela Codex Communicus'u belki tahmin eder. IM'nin ne olduğunu bilmez KH. Yani bunlar biraz açıklama kısmında eser adıyla belirtilmiş olsaydı daha iyi olurdu. Ayrıca mesela kerek kelimesini belirtirken yüzyıllar da belirtilmiş olsaydı çok güzel olurdu bence. Mesela kerek kelimesi yazdı, Uygur yazdı. Uygur metinden alınmış ama 9. 10. yüzyıl. Daha sonra
İşte DLT'ye geldi 11. yüzyıl. Daha sonra işte CC'ye geldi, Codex Communicus'a mesela 13. yüzyıl. Yüzyılları da belirtirse araştırmacı bunları okurken 13. yüzyıldaydı da varmış, 9. yüzyılda şu şekilde kullanmış diye daha kolay bir kullanım olurdu diye düşünüyorum yüzyıllar belirtilmiş olsaydı. Bunlar ayrıca bu çalışmayı değerli kılan şey günümüzde az önce bahsettiğim gibi Türkiye'de yapılan Kazak dili üzerine yapılan çalışmalar ya da Türkoloji alanında yapılan çalışmalarla Kazakistan'da yapılan Türkoloji alanındaki çalışmaların farkı Türkiye'de çok kolay bütün bu tarihi eserler elde edilebiliyor. Yani herkes, herhangi bir Türkolog araştırmacı kütüphanelerden, arşivlerden mesela Gülistan tercümesine, Maitri Simit'e ya da Turkish Turfan tekstlere, Türk Dil Kurumu kütüphanesine ya da başka kütüphanelerden çok rahat ulaşabilir. Ancak Kazakistan'da bunlara ulaşmak çok zor. Yani bir Kazak araştırmacı bu eserleri elde etmesi çok zordur. Dolayısıyla Kazakistan'da yapılan etimolojik araştırmalar, Kazak dilinin tarihi üzerine yapılan araştırmalarda bu eserlere ulaşamadıkları için bu eserlerle ilgili söz varlığıyla Kazakçayı karşılaştırma konusu eksik kalmıştır. Yani Kazakistan'da daha çok Kutadgubilik, Divanülügat Türk üzerine yapılıyor ama özellikle 9. 10. yüzyılı kapsayan Budist Maniheist eserlerine ait olan eski Uygurca metinlerde olan söz varlığıyla karşılaştırmalar çok eksiktir. Ama bu Emin Bey'in çalışmasında ne güzel ki bu çalışmalar ele alındığı için mesela veriliyor işte Uygurcadan, işte Turkish Turfan tekstlerden, işte Maitri Simit'ten o kelimeleri bulmuş, yazmış. O açıdan bize çok güzel bir ses kayboldu. Cazire Hanım, ses kayboldu. Cazire Hanım, ses kayboldu. Ses gitti. Cazire Hanım, ses gitti. Ses sorunu var. Ses kayboldu Cazire Hanım. Sesiniz gitti. Ha şimdi geliyor. Ha tamam. Ha şey, birisi aradı da o sırada. Yani. Şimdi cep telefonundan bağlandığım için tamam. Bilgisayardan bağlanamadım. Tamam. Ses gelmedi. Tamam. Cazire Hanım, bizim 5 dakikamız kalmış. Pat tamam. Diye kesilecekmiş. Aslında 17 diye rica etmiştik. 17.30'a kadar. Evet. Evet evet. Mesela sizin bu yani Emin Bey'in sözlüğünde çok güzel tespitler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tümen kelimesi mesela Codex Communicus'ta geçiyor. Mesela diğer Türk lehçelerinde bu kelimeyi bulamıyoruz. Mesela tör kelimesi altın yarukta geçiyormuş. Evin en iyi yeri, işte en baş köşesi anlamında. Ve töre kelimesi de var. Töreşi, başkan, yönetici anlamında ama bir bakıyoruz ki Divanülügat Türk'te 11. yüzyılda bu kelime Türk'ün kelimesini yani bir türemiş bir kelime olarak karşımıza çıkıyor ve kendi halkı yani kendi akrabası anlamında başka bir anlam kazanmış olduğunu görüyoruz. Yani bu tür tarihi Türk lehçeleriyle karşılaştırmalı olan çağdaş Türk lehçeleri çalışmaları aslında bize bazen kökenini çıkartamadığımız ya da günümüzdeki çağdaş Kazakça'da kullanılmayan kelimelerin kökenini bulup onları tekrar canlandırmanın birebir kaynağı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Mesela ün kelimesi, Turkish Turfan tekste geçiyoruz. Ün kelimesi Kazakça'da ses anlamında kullanılıyor. Türkiye Türkçesinde ünlü, ünsüz şeklinde sadece gramerlerde kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkarken Kazakça'da bu ses günlük hayatta çok kolay kullanılan bir kelimedir. Daha sonra bu kelimenin ündev, ünsüz kalığı şeklinde farklı kullanımların yani farklı anlamlar kazandığını da biz görüyoruz. Ve bu çalışmada biz Turkish Turfan tekste, Divanülügat Türk'te, Codex Communicus'ta, Gülistan tercümelerinde bu kelimelerin gelişimini de izleyebiliyoruz bu şekilde. Ne güzel ki böyle çalışmalar keşke daha çok olsa. Ben çok beğendim. Elinize sağlık. Mesela bu sözlükte aynı zamanda şunu da görüyoruz. Urt kelimesi genelde Türk lehçelerinde ve Türkiye Türkçesinde olmayan bir kelime. Yanak boşluğu demek. Turkish Turfan tekste geçiyormuş bu kelime. Bu eserden gördüm bunu. Urt kelimesi. Urt aslında yanak yani iki dudağın arka yan tarafları anlamına geliyor.
Bir de word kelimesi var. Word kelimesi de birçok Türk lehçesinde yok, Türkiye Türkçesi dahil. Bu da Turkish Tufan tekste yangın anlamında kullanmış olduğunu görüyoruz. Bunun gibi az önce Emin Bey'in kendisi de söylediği gibi yenşi kelimesi. Yenşi kelimesi eski Türkçe'de inçi şeklinde geçiyormuş işte eski Uygur metinlerinde. Ve işin ilginç tarafı eski Türkçe'de şöyle bir şey vardı. İncu Uguz diye bir nehir var. İncu Uguz. Bu Sırdarya Nehri için söylenen bir tabirdir. İncu Uguz. Oradaki İncu ne alakası var diye düşünmüştük bir zamanlarda biz. Meğerse bu İncu yenşi yani bizim devlete ait olan nehir anlamında kullanmış olduğunu bu tür çalışmalardan çıkartabiliyoruz. Kaynaklık ediyorum. Kerege kelimesi de aslında kerege biliyorsunuz ki çadırda kullanılan bir duvar anlamına gelen yani o duvar görevini gören bir malzemedir. Bunun da eski Türkçe'de yani Turkish Tufan tekste bir yani o dönemde 9. 10. yüzyılda kullanılan bir kelime olduğunu bu çalışmadan biz görebiliyoruz. Son olarak Emin Bey'e ve size hocam bu öyle bir çalışmayı ortaya çıkardığınız için çok teşekkür ederim. İnşallah Türk dünyasına, Türk uluji çalışmalarına hayırlı olur. Önemli kaynaklık eder. İnşallah Kazakistan'da da tanıtılmasını ve oradaki kullanıcıların da çok olmasını dilerim. Teşekkür ederim hocam. Fazla konuşmak istemedim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim uyarılarınız için. Daha fazlası da olacak. Göreceğiz. Yani sizler de göreceksiniz. Ama asıl amaç diğer bütün bu konuyla ilgili üçlü çalışmayı bir arada ele almak. Buna yönelik bizim Ekrem Ayan hocamızın da Muğla'dan düşünceleri vardı. Ama bizim şeyimiz 17.30'da sınırlanmış. 2 dakika içerisinde değil neredeyse tak diye kesilecekmiş. Ekrem hocanın çok selamı var. Bunun devamını getirelim diyor hoca. Ekrem Bey'le birlikte bunun bu Kazakçan söz varlığı çalışmasının ikincisini yapalım diyoruz. Çünkü şu anda kesilecek. Daha biz yeni başlamıştık konuşmaya. Marlen Bey'in de Osman Bey'in de söyleyecekleri daha fazla şeyler var. Sadece Marlen Hoca'nın, Osman Hoca'nın değil, başka hocalarımızın da Kazakistan'dan söyleyecekleri varmış. Türkiye'den de katılımcılar varmış. Konuşmanın sınırını daha çok doktorasını bu konuda, söz varlığı konusunda tamamlamış hocalarla çizmek istedik. Dolayısıyla siz de bir sonraki konuşmaya hocam daha ayrıntılı katılabilirsiniz. İnşallah. Kenan Bey'in, Kenan Koç'un da katılması gerekiyordu. Sağ olun. Kenan Bey'le bir toplantıdaydık, katılamadı. Kazakçanın söz varlığını doğrudan çalışmamış olmakla birlikte Bülent Bey'den, Bülent Bayram'dan da ben katılmasını rica etmiştim. Çünkü hocaya son anda haber verdik. Çünkü Bülent Bey de sözlükçülük çalışıyor ve şu anda doğrudan Kazakistan'ın içinde, göbeğinde önemli bir görevi var. Size ayrıca teşekkür ederim. Evet, ben siz söyleyince indirdim. Türkiye'de dil kurumu veya dil kurumu haricinde gördüğünüz gibi eski Uygurca'nın söz varlığına ilişkin epey çalışma yayınlandı. Genç evet. Arkadaşlar çok çalışma yaptı. Ben hemen raftan bu kadarını indirebildim. Bizim böyle bir avantajımız oldu ama sadece onlar değil, Türkiye dışındaki çalışmalara da çok müracaat ettik. Konu bu. Şimdi kesilir diye korkuyorum ben. O sebeple hızla konuştum, hızla haber vermiş oldum. Bunun devamını getireceğiz. İkincisi olacak. Bu biraz acemiliğimize geldi hazırlanış açısından. Birçok anlamda acemiliğimize geldi. Birçok hocamıza veya bu alanda çalışana ulaşamadık, haber veremedik. Şimdi kesilirse bilginiz olsun. İkincisini yapacağız. Daha geniş katılım olacak. Biraz Kazakistan'daki saati düşünerek yaptık. Kazakistan'dan hocalarımız evlerine dönmüş olsunlar. Saat 6 olsun, ondan sonra başlayalım istedik. Saat şeyi buydu. Seçimimiz buydu. Saat 3, bizim burada 3 ama orada 6'ydı. Sebep budur. Ben eğer kesilmez ise sorulara yer vermek isteyeceğim. Sorusu olan hocalarımız varsa buyursunlar, sözlü olarak da iletebilirler. Kime ilettiklerini de belirtebilirler. Siz lütfen hocam kalın. Çünkü en çok size muhtacız şu anda. Sizin, çünkü siz iki tarafı da çok iyi tanıyorsunuz. Evet. Eğer katılabilseydi, Elmira Hanım vardı, o da meşgulmuş. Elmira Hanım katılsaydı o da çok iyi biliyordu hem Türkiye'yi hem Kazakistan'ı. Ben şimdi sorusu olan katılımcı varsa, hocamız varsa buyursunlar, onları dinleyelim. Kesilmez ise. Şu an devam ediyor, görünüyor. Buyurun. Eğer
soru yoksa. Kimsenin soru yoksa ben bir şey sorabilir miyim hocam? Buyurun hocam. Buyurun. Şimdi Emin Bey az önce anlatırken karşılaştığı sorunları yazıyordu, söylüyordu daha doğrusu. İşte evet. Bu çalışmayı yaparken şöyle sorunlarla karşılaştım diye. Keşke kitabın girişinde bunlar belirtseydi. Biz de onlara bize yol evet. gösterici olurdu. Çünkü biz de böyle çalışmalar yaparken o tür sorunlarla karşılaşabiliriz. İşte neyle karşılaştı, nasıl çözdü, nereden nasıl buldu, araştırma yöntemleri çok güzel olurdu. Hem bize hem de Kazakistan'daki bu Kazak etimolojisi ya da Kazak dil tarihi üzerine çalışanlar için yol gösterici olurdu. Bence de haklısınız. Çok teşekkürler. Çünkü bu sınırlı sayıda basılabildi. İkinci baskısı da olacak. Ama bir gözden geçirmek gerekecek. Düzeltiler, öneriler, eleştirilerin önemli bir katkısı olacak. Evet, inşallah. Evet, başka sorusu olan var mı acaba Osman Bey'in, Marlen Bey'in çalışmasına? Ben onlardan çok öğrendim. Saule Hoca'dan çok şey öğrendim. Saule Hoca'nın çalışması acaba makaleye dönüştü mü? Kazakistan'da yayımlandı mı? Yayımlanmadıysa mutlaka Türkiye'de yayımlanmalı. Kazakça olarak yayımlanabilir. Türkiye'de Kazakça olarak yayımlayabiliriz. Üniversitemizin dergisi var. İstanbul Üniversitesi'nin benim edite ettiğim bir dergi var. Türk Dil Kurumu'nun iki ayrı konuyla ilgili dergisi var. Saule Hoca düşünürse, buralardan birisine hocamız teklif ederse, Kazakça olarak Türkçe bir özetle yayınlanabilir. Çok yararlı bir çalışma. Oras Hocam, sizin son olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa, hocam siz buyurun lütfen. Hocam, hepsini dinledik, sunumcularımızdı. Ben de söyleyebilirim. Çok güzel geçti. Çok verimli oldu bizim konularımız bugün. Emin Bey'den başka da sizin öğrencilerinizin arasında yapan böyle bir çalışmalar varmış. Hepsinize yani başarılar diliyoruz ve de gelecekte geliştireceğiz. Hepsini bir araya toplayıp da yani belki bir büyük bir araştırma alanı açacağız. Yani bu leksikoloji, evet. Leksikografi alanında. Evet. Hocam yayımlayamadı ama bir öğrencimin de evet tamamlanmış bir yüksek lisans çalışması vardı. Kazakçanın biraz da söz varlığına değinen asıl bir makalesi vardı. Yetişseydi o da bu toplantıya katılabilirdi. O makale yayınlanınca onu da görmüş olacağız. Ama Osman Bey'in, Marlen Bey'in, Saule Hocamızın, Emin Bey'in söyleyecekleri varsa sırasıyla ben söz vermek istiyorum. Osman Bey sizden başlayalım varsa son bir söz. Çünkü... Devam ediyor. Yani kapanmadı. Kapatmadılar şeyi. Bu Zoom'u. Ne güzel. Buyurun, Bey. Mehmet Hocam. Şöyle özür diliyorum. Zoom'un zaten bir sınırı yoksa o planlamada sizin tamam. Bile daha uzun görüşebilirsiniz. Onda bir problem yok. Zoom'un Bülent Bey siz misiniz? Benim ben hocam. Buyurun Bülent Bey. Dinlediğiniz kadarıyla sizin de görüşleriniz var. Yok. Ben Zoom'la ilgili hocam. Burada bol bol Zoom toplantısı evet. yapıyoruz da biz. Yani Zoom'un zaten kendi sınırı yoksa o planlamada 2 saat olması bir şey değiştirmiyor hocam. O siz tamam, konuşabilirsiniz. O zaman ben bilmiyorum. Ben aslında Zoom'dan kaçıyorum. Çünkü her gün birkaç tane Zoom toplantısı çağrısı var. Dersler ve çalışmalar arasında. Tamam. O zaman Bülent Bey tamam. Sizin bir görüşünüz olursa arada katılırsınız. Osman Bey'den başlayalım. Ben madem Osman Hocam'dan önce hakkını gasp etmeden... Tamam, tabii toplantıdan çıkıp hemen katıldım, dinlemeye çalıştım bütün hocalarımızı. Hocam bu daha önce biliyorsunuz Türkoloji ile ilgili Türk Akademisi'nin bir toplantısında beraberdik. Siz de temas ettiniz bu konuya. Evet. Maalesef bu karşılaştırmalı ve derinlikli çalışmalar Türkiye'de yapılıyor. Yani ben malum 2 yıl Kazan'da kaldım. Orada biraz daha farklı bir gelenek var ama burada maalesef belki Cazir hocamın da dediği sebeplere de dayalı olabilir ama malum Batı'da böyle sebepleri sebep olarak kabul etmiyorlar. Yani bu kaynaklara evet. bilimsel ilgi ve merak varsa bu çalışmayı bu şekilde yapmanız gerekiyor diyorlar. Yani burada ilginç bir şekilde sanki bu artık Türk şiveleri, lehçeleri, dilleri nasıl adlandırıyorsa herkesin artık kendi tercihi var. Maalesef bunlar sanki 18-19. Yüzyıl öncesi yokmuş gibi garip bir çalışma geleneği var. Yani böyle kapsamlı bir şekilde... art zamanlı ve eş zamanlı çok ciddi çalışmalardan biraz uzak kalındığını görüyorum ben. Farklı yerlerde doktora yapanlar bu sahaya açılabiliyorlar ama burada henüz bu kabuğun kırılmadığını ben görüyorum maalesef. Burada lisansüstü seviyesinde de ders veriyoruz. Yani evet bizde de hani eğitimin çok kaliteli olmadığını belki söyleyebiliriz ama
Codex Comenicus'u duymamak, ortak dönem Türk, eski Türk dili kaynaklarından haberdar olmamak garip bir şekilde normal karşılanabiliyor. Ben çok garipliklerle karşılaşıyorum. Onun için bu karşılaştırmalı çalışmalar doğrudur. Önemli, yapılması gerekiyor ama bilmiyorum bu kabuk burada ne zaman kırılacak? Siz de temas etmiştiniz. Yani müfredat içerisinde maalesef eski Türk diline ayrılan ne diyelim kredi sayısı çok az. Dolayısıyla farklı bir bakış açısı devam ediyor burada. Belki uzun vadede bu Türkoloji, genel Türkoloji bölümleri yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Hem Kazakistan'da, bizim üniversitemizde de açıldı ilk defa lisans seviyesinde. Ve Özbekistan'da da ilk defa birkaç yerde şimdi Türkoloji yüksek lisans gayreti var yani ortak programlarla. Ama bu şeyler maalesef bizdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün bir ne diyelim buradaki emsali şeklinde çalışmalar yapmıyorlar. Buradaki Kazak Dili Edebiyatı, Özbek Dili Edebiyatı bölümleri biraz daha yakın dönem üzerine yoğunlaşmış durumdalar. Bunu da herhalde bu dışarıda doktora yapan meslektaşlarımız uzun vadede değiştireceklerdir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Osman Hocam özür dilerim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Mehmet Hocam, müsaadeniz olursa birkaç söz de ben söyleyebilirim. Buyurun. Faruk Kral, toplantınıza Ardahan'dan katılıyorum. Ardahan Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Sizi de burada ağırlama şansımız olmuştu. O zaman tanışmıştık. Şimdi yeniden görünce çok sevindim. Aynı zamanda Emin Bey'in lisanstan sınıf arkadaşıyım. Eseri görünce hayran kaldım açıkçası. Kendisini bir kez daha kutluyor ve takdir ediyorum. Onun dışında Jazira Hanım'ın söyledikleriyle ilgili hani Kazaklar işte Anadolu'daki bazı eserlere, işte Çağatay'cı eserlere, Gülistan tercümesine vesaire ulaşamıyor dedi. Haklı. Ben lisans eğitimini Emin Hocam'la beraber Kazakistan'da aldım. Orada daha çok işte Kaşgarlı, Divan-ı Lügat Türk temelli çalışmaları yapılıyor. Öyle zannediyorum ki Emin Bey'in çalışması şayet Kazakistan'a ulaşacak olursa bu köprünün kurulması adına önemli bir çalışma olacak. Tekrar teşekkür ediyorum hem Emin Bey'e hem size hem diğer katılımcılara. Sağ olun. Harika bir paneldi. Çok büyük bir keyif aldım. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Osman Bey, orada mısınız yoksa Kazakistan'da evet. Saat geç oldu deyip kayboldunuz mu? Evet, yok, buralardayım hocam. Ben buyurun Osman Bey. Ben sadece teşekkür etmek istedim hocam. Güzel bir sunum oldu. Kazakçanın söz varlığına dair güzel bir panel oldu. Teşekkür ederim. Siz de bunu sağladınız, bize söz hakkı verdiniz. Emin Bey'in kitabından kitabı hakkında bilgi sahibi olduk. Bülent Hocam'ın dediği konulara katılıyorum. Genellikle Kazakistan'da eş zamanlı ve dil bilimi ağırlıklı çalışmalar daha ön planda. Ama işte Marlen Bey gibi Türkiye'de doktora imkanı bulan Kazak cigitler bunu ileride değiştirecektir. Daha çok art zamanlı ve eş zamanlı iki açıdan. Yani karşılaştırmalı çalışmaları ele alacaklardır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Osman Bey, cigit Kazakça'da yani eril dişil mi yoksa nötr mü? Eril. Ha, tamam, oraya dikkati çekerim o zaman. Jalgus cigitler emez. Tabii yani tabii. Burada bu örnek olduğu için söyledim elbette. Cazire Hanım var, Elmira Hanım var, daha başka benim bilmediklerim tabii. De var. Elbette. Ben yani... biliyorsunuz feministim ya, bunu biliyorsunuz ya. Siz de feministsiniz, biliyorum. Evet hocam, tabii ki öyle yani dediğim gibi karşılaştırmalı çalışmaları son zamanlarda ağırlık kazanıyor özellikle. Evet. Bu tabii sevindirici bizim adımıza. Yani Kazak Türkolojisi adına da sevindirici elbette. Ekrem Bey'in de söylediği gibi Ekrem Ayan katılamadı. Hocanın şimdi dersi var, dersi evde yapmak zorunda olduğu için eve gidiyor. Yoksa katılacaktı. İkincisini, devamını gerçekleştiririz. Bülent Bey de oradan destek olur. Birlikte bir kooperasyon ile bunu gerçekleştiririz. Tamam. Peki. Tabii hocam. Sağ olun. Savule hocam, siz orada mısınız? Savule muallim var mı? Var. Var mı? Muallim, siz merhamet. Şimdi jalpı bağınan beri bәріңіздің баяндамаларыңызды, пікірлеріңізді тыңдап отырып,
Жалпы әлемдегі түркі халықтарының қолданысындағы сөздер, түркі халықтарында қолданыстағы сөздер шынымен де егер тіл жүйесі бойынша қарайтын болсақ, фонетика, лексика, грамматика. Соның ішіндегі ең бір көзге анық көрінетіні бұл фонетикалық өзгерістер. Фонетикалық өзгерістер екен. Сосын лексикалық, ал грамматикалық өзгерістер, грамматикасы тіпті көнеден сақталып келе жатқан грамматикада әлде болса өзгерістің жоқтығы байқалады. Бір осы жерде бір нені айтып кеткім келеді. Білесіздер, біздің Қазақстанда Томирис киносының түсірілгенін. Сол Томирис киносы түсірілген кезде Томиристі қазақ режиссерлары көне түркі тілінде сөйлеткісі келді. Сол кезде көне түркі тіліне кімдер аударады деген кезде Қазақстандағы түркологтарды түркологтарға хабарласып, бізде Қазақстанда белгілі, әлемге белгілі, сіздер де білесіздер, Алтай Сәрсенұлы Аманжоловты білесіздер. Қазір іштеріңізде Алтай ағайдың тікелей шәкірті отыр, Ораз ағай. Сол Ораз ағайлармен ақылдасып жатып, сол Томирис киносын біз көне түркі тіліне жазылған сценарийларын толық көне түркі тіліне аудардық. Көрсеңіздер, сол киноны көрсеңіздер, бүкіл актерлар көне түркі тілінде сөйлейді. Сол кезде аудармашының біреуі менмін, сол аударма жасаған фильмнің. Сол кезде менің көп сөздерді аударып отырған кезде көнеден келе жатқан руникалық жазбалардағы мәтіндердегі тілдік қолданыстар, тілдік бірліктер әлі күнге дейін көп сөздер күнделікті өмірде актив қолданылмаса да пассив сөздердің ішінде, көнерген сөздердің ішінде, архаизм сөздердің ішінде, не болмаса көп мағыналы синоним сөздердің ішінде ол міндетті түрде жатыр. Мәселен кей мынандай сөз болды. Берік ұста деген. Ұста деген держайт, ұстау. Соны мына аттың шылбыры деген, шылбыр деген бар да, сол шылбырды берік ұста деген сөз бар. Сонда берік деген сөз мысалға берік деген сөз бүкіл түркі тілдерінде бар екен. Сонда ұста дегенді, ұста деген тұт деген сөз бар. Тұт деген ол біздің тілімізде мысалға жалпы түркі тілдерінің бәрінде. Тұт деген сөз біз ораза тұту деп айтамыз. Ораза ұстау дегенді. Көп айтады мысалға ораза ұстайсыз ба дейді. Ал кейбір кезде оны ораза тұтамын дейді, ораза тұтып жүрмін. Сол тұт деген сөз көне түркіден келе жатқан, қазір біз күнделікті өмірде қолданбаймыз, бірақ кәдімгідей сөздік қолданыста ол кезінде актив біріншілік қолданыста болған. Сосын тағы мынандай сөзді айтып кеткім келеді. Мысалға үйдің, мысалға ана деген сөз. Ана деген сөзді режиссер мысалға бүкіл түркі тілдерін қараған кезде ана, әнне, аня, тіпті мажарлардың өзі аня деп сөйлейді екен, ананы. Біз ана дейміз ғой қазақтар, сіздерде әнне, мажарларда аня деген. Түркі тілдерінің бәрінде қарасақ, тек қана фонетикалық өзгеріс болмаса, жалпы бәрінде бірдей. Сонда режиссер айтады, бұдан басқа сөз бар ма осы ананың? Сонда жаңағы ескі сөздіктерді қарай отырып, мен сол кезде архаизмге еніп кеткен ие деген сөзді алдық. Себебі ие деген сөз үйдің иесі, үйдің иесі. Осындай сөздерді жаңағы аударма жасаған кезде осындай қызық-қызық кәдімгі өзіміздің тіліміздегі жалпы ортақ түркілік тілдегі осындай ұқсас сөздерді кездестірдім. Мысалға ата-баба, баба сөзі бәрімізде бар мысалға. Жалпы сол аударма жасағанда менің бір ұққаным, жалпы біздің мынау туыстық атаулар, етістіктер мысалға кет, кел, бар деген сияқты жалпы етістіктер сол күйінше әлде болса біздің тілімізде сақталған. Енді жалпы менің қазіргі айтайын дегенім, дүние жүзінде тілдер көп қой, 7000-ға жуық тілдер бар, қаншама семья бар. Сол семьялардың ішінде мынау Алтай тілдер семьясының ішіндегі, оның ішінде түркі тілдері әлде болса өзінің тарихын жоғалтпай келе жатқан және біздің бәрімізді басымызды құрап тұрған көне түркі руникалық ескерткішіміз бар,
Anau bizdin argı argı tipti bastauımız Altay dövründen bastaladı. Sonduktan bizdin bärimizdi biriktirip turgan ortak bir ortak tilimiz var. Biz osı kundılığımızdı joğaltpay her daim bir-birimizdi misalga bağınan beri men sizlerdi söyleyip jatırsızlar goy türk tilinde. Men sizlerdin tillerinizdi jaksı tüsünüp otırmın. Kibir şınara bir sözler bolmasa jaksı tüsünüp otırmın. Sol tüsüngenen giyin basınan ayağına deyin kadımga videomda aşıp turup sizlerden her bir söylegen sözleriniz, kürsetken mına jerdegi prezentasyalarınız bar, kanchama sözlükter, misalgı menin özüm, kezdestirmegen sözlükterdi kördüm, öte kuanıştımın sizlermen, bugünge kezdesip sizlermen pikir alısqanıma, aman bolınızdar, eger tamiristi kürsenizder, onda taldau jasap körünüzder, sizlerden de sözleriniz, misalga, men, sen, ol degeninin bәрі sol күйінде сақталды, жіктік есімдіктері толықтай сақталды. Біз мүмкіндігінше ортақ түркі тіліндегі сөздерді сақтауға тырыстық. Сондықтан киноны көріңіздер, бағаларыңызды бересіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Әрдайым осындай жақсы күндерде басымызды қоса берейік. Егер сұрақтарыңыз болса, қазір технология заманы, Ораз ағайдан адресімді алсаңыздар болады. Rahmet çok rahmet. Rahmet. Hocam bir Savla Hanım'a bir şey söylemek istiyorum mümkünse. Buyurun. Eğer. Buyurun. Savla Hanım, ökünüşke orayı biz Almatı'da osu kinonu Kazak dilinde görmeye kaldık. Sebebi kay kino tiyatırka varsak berinde Orusça değil. Ya onday onday bizde bola dendi. Yeah. Size... Bırak Kazak dilinde korkum keledi şunu mende. Buyursa көреміз иншаллах. Иә, бұйырса. Рахмет сізге. YouTube-ға шықты. Шыққан болу керек. Иә, YouTube-та бар, бірақ орысшасын көрдім, қазақ тілінде көрген жоқпын әлі. Мүмкін YouTube-та болатын шығар. Жақсы-жақсы мен қазақшасын іздеп, хабарласып тапсам сіздерге сілтемесін жіберемін. Ал жақсы, қуанамын. Рахмет сізге. Аха, сіздерге де көп рахмет. Рахмет. Марлен бей. Sizin son ilaveniz, katkınız, söyleyeceğiniz var mı acaba? Çok teşekkür ederim Mehmet Hocam. Böyle bir güzel toplantıya düzenleyen hocalarıma çok teşekkür ederim. Başta Mehmet Hocam, burada Ravşan Avaka hocamızı gördük. Burada sunum yapan değerli arkadaşlarımız Osman Kabaday, Emin Oba, Sevle Bektimiro hocamız, Oras Sabaş hocamız. Herkesin sunumları çok güzel, çok şeyler öğrendik. Mehmet Hocam siz de Aran kelimesiyle ilgili biz Divan Nova Türk'te ilk kaynakça öyle görüyordum. Zaten çalışmamıza da öyle yazdık. İşte eski Gürcü'de de varmış. Yani Kazakça gerçekten bir zengin dil. Bu zenginliği de sözlüğe katan bizim sayın hocalarımız, merhum hocalarımız gerçekten zamanda emeğe geçmişler, çok sözlükler yapmışlar, 15 dillik sözlük. İşte bunların hepsi yani Kazak bilimi Türkolojide ileri bir düzeyde çalışılmış. Ancak son zamanlarda bu iyi bir mektep devam etse dilekteyiz. Türkiye'de de okuduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah Kazakistan ve Türkiye'ye faydalı olsak ne güzel bize. Sizleri en güzel şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Cazira Hanım vurgulamıştı. Her Türk dilinin veya her Türk lehçesinin, hatta şöyle diyelim, diyalektin, ağızların ayrı bir önemi var. Genel ortak Türkçenin söz varlığı açısından, çalışılması açısından, tarihi dillerin hepsinin ayrı ayrı önemi var. Ama bazı kelimeler var ki, gerçekten sadece Kazakçada rastladığım için ben bu sebeple böylesi bir çalışmanın yapılmasını istedim. Önerdim. Dürene Türkçesi var. Bizim için bir kılavuz sözlük oldu ama Dürene Türkçesi var. 13. yüzyılda sınırlıydı. Orada bulunmayan tarihi Kıpçakçada bulunan, Çağatayca'da bulunan kelimeler vardı. Onlarla birlikte genişlemiş oldu. Ama bu çalışmada eksikler var, hatalar var. Başka çalışmalarla desteklenecek. Daha iyi şeyler ortaya çıkıyor. Amaç Türkçenin ortak söz varlığını oluşturan genel bir sözcüğün
hazırlanmasına katkıda bulunmak. Bu işin bir başka yönü. Başka söyleyeceği olan var mı? Emin Bey, sizin bir son sözünüz var mı? Hocam merhabalar tekrardan. Herkese çok teşekkür ediyorum önerileriniz, tavsiyeleriniz için. İnşallah ikinci baskı olursa onda bu düzeltileri not aldım ben zaten. Bu düzeltileri gireceğim. Hatta kısaltmalar noktasında Kazakça'da bir basım olursa, Kazakistan'da bir basım olursa bu kısaltmaları onlara göre değerlendirip, düzeltip yeniden basabiliriz hatta oralarda. Yani ulaşmaları adına, faydalı olması adına iyi bir çalışma. Bu arada bir öğrencim internette bu filmin şeyini bulmuş. Ama kopyalayamıyorum. Buraya katamıyorum. Bir kopyası varmış internette. Buraya koyabilirsem, koymaya çalışacağım. Bir link varmış. Çalışır mı bilmiyorum. Şeyi söylemek istiyorum. Türkiye'de de biliyorsunuz tarihi filmler bugünlerde çok revaçta, eskilerde. Moda deyimle popüler veya güncel diyelim. Onların dili tabii benim için çok ilginç. Kazakçasıyla kızık. Yani bu kullanılan dil o dönemin dilini, dönemin dilini pek yansıtmıyor gibi. Bunun için dönemin uzmanı, dilci hocalara danışmak gerek. Buradan onu anlıyoruz. Tercüme yapar gibi danışmak gerekiyor. Eğer başka soru yok ise buyurun. Hocam, ben kısa bir katkıda bulunabilir miyim? Buyurun. Adınızı. Merhaba, ben iyi akşamlar. Rayma, Hacettepe Üniversitesi'nde Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde doktora öğrencisiyim. Zamanınızı çok almadan kısa bir katkıda nacizane bulunmak istiyorum. Öncelikle işte, toplantının organizatörleri hocalarıma teşekkür ederim. Hem sunum yapan hocalarımıza. Eklemek istediğim iki tane eser vardır. Kazakça sözlükler hakkında konuşulduğunda Mehmet Hoca da Kazakça, Çince sözlüklerden bahsetti. Benim de eklemek istediğim sözlük Kazakça, Moğolca. Bazılhan Buhatoğlu'nun sözlüğüdür. Hem Kazakça, Moğolca sözlüğü hem Moğolca, Kazakça sözlüğü vardır. Hem Kazakçanın ağızların dediğimizde Kazakistan dışında yaşamakta olan Moğolistan'da yaşayan Kazaklar, Çin'de yaşayan Kazaklar dili Kazak ağızları olarak, evet hocam, hocanın göstermekte olduğu sözlük, nitelendiriliyor, araştırılıyor. O yüzden bu sözlük bence çok önemlidir. Hem diğer bir eser, Türkiye'de Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nden 82'de yanılmasam yayınlanan Ferhat Tamir hocanın Barkol Kazakça metinleri çalışmasıdır. Arkasında da çok kısa bir sözlük var ama İstanbul'da yaşayan Barkol'den göç edip gelen Kazakların dilinden derlediği malzeme niteliğinde yaptığı bu sözlükte Kazak ağzının bir örnekleri olarak da belirtebiliriz. Hem Osman Hoca belirtti galiba. Kazak dilinin aymaklık sözlüğü burada çok önemlidir. Ve eklemek istediğim başka bir konu ise Kazak dilindeki bu sözlerin eski Türkçedeki haliyle aynı günümüze kadar ulaşmakla beraber hem anlam açısından türeme özelliği var. Mesela Mehmet Hoca'nın bahsettiği yükün, eski Türkçedeki yükün kelimesi Kazakça'da cügünü anlamı vardı. Hem boyun eğmek hem başvurmak anlamında da yeni bir anlam kazanmıştır. Teşekkür ederim hepinize. Çok verimli bir toplantı oldu. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Benim kolumun altındaki şu anki sözlükleri zikrettim. Daha atladığımız, unuttuğumuz çok sözlük var. Mesela Kengiz Bayev'in adı çok geçti. Benim hocam, siz Hacettepe'desiniz. 89'da hocam Talat Tekin çok güzel bir tanıtma yazdı Türkçe olarak. 1989'da Belleten'de çıkmış olsa gerek. Kazakçayla ilgili deyimlerle, atasözleriyle ilgili tanıdığım ilk sözlüktür. Frazeologiyalık sözlük. Hoca çok ayrıntılı, güzel, hoş bir tanıtma yazmıştı. Mesela onu ben burada zikretmeyi unuttum. Bazilhan'ın her iki sözlüğü, Moğolca, Kazakçasını da kullanırım ben. İhtiyaç olunca Bazilhan'ın Moğolca, Kazakçasını da kullanırım. Ama Kazakça, Moğolcası en sık kullandıklarımdan, hep el altında burada. Evet, başka da unuttuğumuz sözlükler var. Avrupa'da da yayınlanmış sözlükler var. Ben kullanmadım ama Fransızca çünkü. Kazakça, Fransızca sözlük. Görmüşsünüzdür belki.
çok önce hazırladı Fransızlar. Daha başka çalışmalar çok. Sağ olun. Başka ilavesi, katkısı olan varsa tabii buyurun lütfen. Henüz şey kapanmadı. Zoom bize müsaade ediyor. Hocam bu belirttiği sözlükleri zaten çoğunu biz kullandık. Aymaklık sözlük olsun, Bazılhan'ın Noca, evet, Kazakça sözlüğü olsun. Birçok sözlüğü, Kazakistan'daki birçok sözlüğü kullandık. Kullandığımız her sözlüğü zikredemedik. Evet. Ama evet, bu zikredilmesi gereken bir sözlüktü ama. Evet, sizin çalışmanız değil, söz konusu olan. Hatta sizden temin etmiştim. Evet, evet. Söz konusu olan burada zikretmemiz gereken sözlüklerden de. Bu çok önemli bir sözlük. Çünkü evet, Kazakistan dışında ve Çin dışında üçüncü önemli nüfus Batı Moğolistan'dır. Bunun her iki taraflısı da, yani Rusça Moğolcası da, benim şu an Rusça Moğolcası evde. Kazakça Moğolcası iki tane çünkü, iki tane alabildim. Moğolistan'da Türk Büyükelçiliği'nin önünde 15 bin tögrük, hem de çok ucuza aldım. Ama öbürü pahalıydı, 50 bin tögrük. Moğolca Kazakçası o da pahalı değil, şaka olarak yani. Moğol parası da şaka olarak. Fotokopisi vardı, orijinali olmuş oldu. Peki. Başka hocalarımızdan katkısı olan yoksa çok teşekkür ediyorum herkese, katılanlara, dinleyenlere. İkincisini, devamını gerçekleştirmek dileğiyle. İyi akşamlar. Toplantının hazırlanmasını sağlayan araştırma görevlisi arkadaşımız Rabia Hanım'a da ayrıca teşekkür ederiz. Burada kendisini göremedik. Sağ olsun bu iş için Rabia Hanım koşturdu. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olunuz. Rahmet. Sağ olun Müdahar.